Hayvanlarımızı doğru beslemenin anahtarı Integro muhteşem rasyonu sunar. Sevgili seyirciler Konya Ereğli Selimeli Köyü'nden Muhteşem Rasyon'dan Sizleri Muhteşem bir sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum Muhteşem Rasyon'da bugün Salih Tokdemir Ve Eşinin yanındayız Arkamızda Çok güzel hayvanlarımız var Hayvanlarımız çok güzel yönde yiyorlar Konumuz Rasyon yani beslenme Daha işin Başındayız Tabii ki bu programda bizimle beraber olmazsa olmaz çok değerli arkadaşım, kardeşim, dostum Doktor Serdar Sızmaz var. Doktor Serdar Sızmaz Integron'un Teknik Destek ve Ürün Geliştirme Müdürü. Bana göre Türkiye'nin sayılı veteriner hekimlerinden, artı beslenmeyi iyi bilen veteriner hekimlerinden Geri gelmişken söylüyorum. Veterinerlikte okuyan arkadaşlarımız Veterinerliğin yanında beslemeyi de öğrenmeleri durumunda bir taşta iki kuş bucaklarını sanıyor değilim, biliyorum. Selam hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Sayın abi hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Hoş Nasılsın? bulduk efendim. Şükür Yaradan'a iyiyiz Allah'a. Biraz yukarı kaldıralım. Adın ne soyadın? Salih neresi? Tokdemir, Konya Ereğli Selvili Mahallesi'nden. Hmm. Size de ben tekrar hepiniz hoş geldiniz İyi diyorum. Ee, i̇yiyiz Allah'ım bugüne binlerce şükür. Peki, kaç hayvanın var? Abi 13 tane sağır e, düğe, buza 30 tane toplam. Kaç yıldan bir hayvanın var? 25 yıldır falan bu büyük baş yapıyorum. Daha önce küçük başta yapmıştım. İlk büyük baş hayvanın kaç taneydi? Bir tane bir almıştım, ondan başladım. O da 4-5 ay baktıktan sonra İsal'dan öldü ilk hayvan. Vay, wow. ilk hayvanı öldürdün mü? İlk hayvanı öldürdük. Yapma ya. İlk Ben şimdi teyzeyi bir kere tanıyalım teyzeyi. Al mı kemer abi. Ayşe, Ayşe toktan bir adam. Çok mu üzüldün o düğüye? Çok üzüldüm dedim. Cahil misin? Ne bileyim, hiç aklımıza gelmedi. O çok ağladım. <laughs> Peki niye öldü o hayvan? İsaldan öldü. Acemedik, bilmiyorduk. İsa, ne şey... yaptınız ona siz yani? Bir şey mi yap, bir, yanlış bir şey mi yaptınız? Bilmiyorum, yemi dokandırmışız herhalde. Yaprak kuşma veriyordu, ondan mı oldu? Yani. Hiç bir daha ilk hiç yapmadık inekçilik daha bilmiyorduk. Hiç bilmiyorduk. İlk duuedi. İsa yaprak kuşma dokuyordu, ondan mı oldu? İsa oldu. Bilemedik, öldü mü? hemen mi öldü? Hemen ölmedi. 3-4 gün İlaçlar falan da yaptı, Bir hafta çekti. Bir hafta sonra öldü. Bir hafta sonra evet. öldü. Peki sonra ne oldu? Aradan bir zaman geçti. Evet. Ben inekçilikten e, bu arada soğudum. Az geçtim. Benim ölen amcalarım var. Bir de onun yine Kooperatif Başkanlığı yaptı. Adaşım da dedemin ismi Salih Tokdemir. İlle Salih kırılmış. Buna bir düğü alacağız. Bir tüccar vardı. Büyük bir Antalya tarafından, Burdur tarafından mal getirir. Bana geldiler ki sana ondan düğü alalım. Ben istemiyorum. Ben oyuna devam edeceğim. Büyük baştan vazgeçtim. geçtim. öldü bir tane diye. Evet. <laughs> e, onları sıra etti. Gittik. Kıramadık. Onlar dediler Salih'in bir ineği öldü. Buna uygun şekilde bir düğe alalım. İki tane düğe aldık ve nasip böyleymiş. Oradan e, çok da ekmek yedik, çoğaldı yani. Bir iki tane mi düğe aldınız? Orada iki aldık. İki geldi, tanesi var. yani düğenin de tanası da bayağı bir büyüktü yani. Ondan diyor. Oldu. Doğru Onlar doğru, 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 doğurdu, o... çoğaldı. doğurarak çoğaldı. Peki bunlar sonra sasadın mı alındı yok ee, Onlar hemen hemen hepsi oradan bir trak baba eskiden ben bir 2003'te de videoya getirdim bir arkadaşınla beraber ondan da karıştı asıl bu ilk o bir buçuk tüve diyelim gayrı. Bir dakika şimdi bütün bunların kaynağı bir buçuk düğe mi? Evet. Dışarıdan mal girmemiş görüyor musunuz bu ha. iş ne kadar bereketli bir iş aslında. Evet, Abi şastırı. inanılmaz bir şey ya. Ha. Ki, hatta abi çok da satır. Onu diyecektim. Girmediğini bırakın. Kaç tane traktör, kaç tane araba aldı acaba? Ha, doğru söylüyorsun. Yediğimiz yani mu? ekmek yani arı hastalığına şununla bunla da devamlı dikkat ederek kendimiz kaliteli bakarak yeşiline, yoncasına hiç yoncasız olmaz. Çok güzel. Ha, silajı hatta küspesi de vardı. Bu sene azladı. Tekrar düşünüyorum bir Allah Peki bilse. 20 yıl mı oldu demiştin abi? Evet. 20 yılda. <laughs> 22 yıl hatta. 20 yılda. Salih Tokdemir'in hatası yüzünden. Kaç tane buzağı öldürdün? Çok değil de belki bir o 5 en fazla ondur yani saymadık da. O civarda. Yılda o. iki yılda bir tane öldürdün yani. Yani. Pisleyemedi öldü. Ha ikisi de elimizde olmuyor. Veteriner kurtaramadı. E, doğru söylüyor. Yani işini kakasını yapamadığından iki tane de öyle öldürdük bilerek. Sen sızmaz. Ben. Bak cümleye bakar mısın abi? Tıkandı hayvan. Tıkandı. Ama bu vatan ilgili alakalı bir durum değil. Değil. Öncesi değil. yani besleme, sorunu var burada. Tabii, öyle Doğru mu söylüyorum? Öyle. Aynen öyle. Hadi çok da söyle uzatmadan ama. Aynen öyle. Tabii onun birkaç sebebi olabilir. Yani doğduğu günden sonra hiç yapamadı değil mi? Hiç yapamadı. Burada ha. besleme de aslında çok ön planda değil. Burada bağırsak düğümlenmeleri, kısa bağırsaklar. Bazen e, makatın olmaması gibi problemler olabiliyor. Doğumsal anomali. Ağız yani sütü. anne karnında iyi gelişmemekten kaynaklı olabilir. bunu çok ağız sütüyle beslemeyle alakalı değil de bazen anomaliden bunlar olabiliyor. Yani e, düğümlenmiş bağırsak, kör bağırsak veya tıkanmış bağırsak bir şey söyleyeyim mi öyle diyorsun ama. Ben biraz daha gidiyorum. Biz beslenmeyi doğumdan sonrasında olarak ele alıyoruz. Bence yanlış. Beslenme anne karnına girdiği Anla itibarendir. Anne karnından itibaren başlıyor. O zaman, o zaman bu besleme sorunlu bir durum. Geç çok teknik böyle yani ameliyatlık bir durum olmasına bir şey diyemem ama yani bir hayvanın eksik doğması, bazı azalarının tam çalışmaması gibi durumların anne karnındayken başına gelecek stres, susuzluk, vurma, annesinin besleme... yeteri kadar vitamin, mineral ha. alamaması veya tam tersi fazla almasından da ileri gelen çok sinirsel semptomlu problem var. Ben de çok iyi. Annesi çok yedi bak doğru dedi çok yemeden de olabilir. Birinin annesi çok yiyen birisiydi onun yavrusunu da... Bak gene sorun nereye geldi? Beslenmeye geldi. Doğru beslenme kısmını eğer halledebilirsek ülke olarak söylüyorum biz belki veteriner hekimin de kurtarmasına zorunlu olmayan bir altyapıyla bazı hayvanlarımızı bazı buzağlarımızı veya diğer hayvanları kurtarabiliriz diye düşünüyor. Doğru. Doğru, doğru. doğru. Peki bu iş şey yaptığından memnun musun? Memnunum, sıkıntı yok Allah'a şükür. Değil mi? Yani. Seviyorum gari. E, evin üstünde iş. ya e, Bir sıkıntısı şu var yalnız, e, bunu ben Eşref Bey'den de duymuştum, ben çok doğru katıldığım bir şey. Uzakta cenazeye, düğüne gidemezsin. Canlı hayvan var. 10 tane araban olur, kitlen giden. 10 tane dairen olur, kapı kitlen de bir canlı malı ağzını kapatamazsın. Fa fabrikan olur, istop edersin, kapısına <laughs> kilidi vurursun canlı ama buna... Canlı malı bırakıp gidemezsin. 3 saat, 5 saat. Ben bu akşam, gidemem. Gidemem. Saat, ben bu saat, akşam cenazeye gideceğim, ben bu akşam düğüne gideceğim, İstop edeyim deme <laughs> şansı yok. yok. İlla Peki, bunu... verin gemik telefonu. Sayın Tokdemir, Ayşe abla. Sen e, bu hayvanlarla büyüdüğün zaman en çok neye üzüldün? En çok böyle tuh lan bu işi yapmasam dediğin alanlar, zamanlar oldu mu? Yani gidemem bence. <laughs> Neyse bir dakika onu bir soralım bakalım. Bırak rahat bir konuşsun. yapıyorduk da önce yaşımız ilerleyince zorumuza gitmeye başladı. <gülüyor> Önceden? <laughs> Önceden rahat, gidiyor. rahat, bakıyordum hani hiç kendim bakıyordum adamım yoktu. Zorba kendim hiç zorlanıyor. Yani kendim tek bakıyordum. Ama şimdi abla senin Yem karman var mı senin? Var var. İnce aldık. Abla tamam yem karman var artık kollarını rahat edecek. <laughs> Muhtemelen şu sağımı da e, güğümle taşıyorsun herhalde sen değil mi? Güğümle. <laughs> bu, taşıyorsun. Neler götür. Oraya bir kablo koyup bundan sonra direkt şeye atabilirsin. Onu diye artık yaparsın galiba. Yaparsın. artık feda edersin. Yani yapacak bir şey yok. Yaparsa. Yani e, aksa da bak kimse yok bak bu, bu olmasa sen yapamam bu işi. Doğru. Değil <laughs> mi? Doğru doğru. <laughs> Doğru söyle. Ayşe babam sana bu şey yapamam. Ya. Yapamam. Beral, ben değil. Şimdi bu gitsin tek yaparım. Sağır ederim böyle yap yapamaz. Ciddi misin? Ben yapamam bu yapar. diyor. Yani ben tek bu sağımda benden yiyenler ben sağımdan fazla anlamam. Hani hanım olmasa ben yapamam. Boşlamak Peki ne demişler Serdar'cığım? Her başarılı erkeğin arkasında hmm. bir bayan vardır. Başka bir şey der demişler. Kara erkek eşittir derler. Evet. Hayır abi. Kadın bir tık yukarıdadır. Evet. Ne diyor? Açık mı? O diyor ki sahil olmasa ben yaparım. Evet. O diyor ki Ayşe olmasa ben diyor hayatta tamam. yapamam. Şimdi bu dökme çiçili yapar. Dökme yiyince dök ede sağımın şimdi yapamaz. Hastalıktan da çıkıp ben bunu hazlanlarım. Oo bak hadi daha fazla. Gerçekten yani. ben hani hazlanlarım bunu hastalığına yine gaz yaptığının gözüne Şöyle hazırladım. bakan ineğe değil mi? İneğe bakarsın ve dersin ki bunda bir şey var dersin. Evet yemiyor hasta bu ne ki yani şu böyle hasta, hasta gaz, gaz mı yaptın gibi, acaba ne üşüngü mü ne yemiyor diye derim buna ben. Wow. Ha bir de düellerde bu büyüdükten sonra ben seçemem. Bu diyor ki bu filanın kızı, filanın oğlu. Ya ben kulak numarasından gidiyorum listeye. O şöyle <laughs> bakın. Anca öyle şey. Ama bu diyor ki bu filanın. Ben yani <laughs> tek tek diyor. biliyorum. Yani i̇çinde olduğum için biliyorum. Doğru, evet, hep beraber biliyorsun şimdi. Benim biliyorum. E, i̇çinde hep beraber kuzular, atıp kubesi, annesi, babasını biliyorum. Şu ilanın, ulan, şu ilanın. <laughs> Hayvanları <laughs> sen tanıyor mu? İyi bil. He? İyi tanır ben. Arkadaş gibisiniz değil mi? Hiç ben bağlayan başka yabancı bir sıfatlıklar. Ben gireyim hiç seslenmez. Aa, teslim olur sana. Sen seslenmez, hiç seslenmez. Ayak kaldırmaz, makineye takar gana bana. Şimdi bizim ana başkası girmeden devamlı bununla ikimiz girdiğim için Hazlıcan'a, Hazlıcan benim koyur, ben sağdığım için Hazlıcan bana şey diyor. Ama şey, bu bazı baytar müter geldi bağlamaya sakınır bundan. Sen bu hayvanadan ortalama kaç litre süt alıyorsun? 19, 20'nin üzerinde de olduğu zaman olur. Bazen 17, 16'ya da düştüğü zaman olur. Ortalama bence 18, 19 diyebiliriz. Daha sonra bunu konuşarsanız edeceğim ama Ben şu hayvanlara bakıyorum Bu hayvanların Kondisyon skorları Yakışıklılıkları, meme yapısı Çok iyi Doğrusu bu sütleri bana az geldi Az geldi evet bunun, az bunun, geldi. bunun kesinlikle Bu program vesilesiyle küçük bazı dokunuşlarla kesinlikle. Çok da pahalı olmayan Ama sadece atıp karmama olur Sen bazen at, denge yapıyorsun ya böyle bir rasyon Bence atması kadar, lazım Şu rasyonlarımızı bir inceleyelim Sağılır gün sayılarını bir bakalım. Bir yapabilirsek gruplandırma veya ayrım yapalım. Ben inanıyorum burasını 22-23'lere hiç gözümüz kapalı çıkartırız. Değil mi? Şey çıkartırız. Bu şartlar altında değil mi? Bu, buradaki şartlar altında yaparız. Buradaki yani. şartlar altında, yani. altında. He. Buradaki şartlar altında. Bir de yer gelmişken biz sindirasyon yapıyoruz ya. E, bu rasyon international birasyon değil. Değil mi? Değil. Çiftliğe özel, hatta hayvanla özel bu bir... sadece Tokyoz ailesine özel bir... Tokyoz ailesine fiisi vardır, samanı vardır, sileci vardır, yemi vardır ona göredir veya bu işletmenin şartı ona göredir. Bu işletmeye özgü bir rasyon yaparız. Herkesin rasyonu herkes kişi, kişiye özeldir, işletmeye özeldir. Bunu altını çizmek gerekir. Yani bazı işletmeye gideriz, silajına bakarız, taneye eksik görürüz. Bir kar, e mısır kırması tavsiye ederiz. Bu yandaki işletmenin de mısır kırması yedireceği anlamına gelmez. Eğer şimdi deriz ki buradaki her şey yolunda buraya sadece yemle bakalım başka bir işletmeye bunu önermeyeceğimiz anlamına gelmez bu. Peki. Çok hızlı bitireceğim. Çünkü e, rastlana geçeceğiz ama. Şimdi bak az önce buraya yonca koydu Salih abi. Yoncalar tertemiz oldu. Bak şu anda insan Tabağından daha temiz yaptılar burayı. Yerine, evet. Bu ne anlamı? Çok mu aç bunlar? Yani. Çok aç demeyelim ama bunların rasyonunun kuru maddesini bir dengelemekte fayda var. Örnek veriyorum bu hayvanın çünkü maşallah cüsseler iyi bunlar nereden baksanız 550-575 kilo canlı ağırlığın altında hayvanlar değiller. Bir de belli bir süt verimleri var. Rasyon programları artık günümüzde bunları hesaplıyor. Hesaplamayı bırakın belli kas çarparak siz de hesaplayabilirsiniz. Ortalama şu hayvanlar için söylüyorum. 20-22 kilo kuru madde ihtiyaçları vardır. Biz eğer bunların eksiğini karşılıyorsak rasyonlarıyla 16-17'leri karşılıyorsak eksik kalan 5-6 kilo kuru madde bu hayvanlarda bir açlık olarak var. O yüzden bence bu hayvanların önüne bir şey döküldüğü zaman anında geldiler ve bitirdiler. Abi, Uzun süre akıllı. boş kalmasını istemiyoruz i̇şte Ben daha deniyorum. Beyaz balığı atıyoruz onu yemiyorlar. Onu o yemiyor. Tabi tabi tabi. bunu yemez. Yonca yat, şu fiyat hemen Bu tıkıyor. hayvan da akıllı. Hangisinin ya, lezzetli olduğunu beğenmiyor. biliyor. <laughs> Ona dokunmadan duruyor. <laughs> Peki. Ha, bir iki alıyor bırakıyor. Sendeki gerek kaba yemin ne olduğunu gerek kesip yemin nasıl ol, ol, olacağını konuşalım. Ama evet. bunu burada yapmayalım. Çünkü Serdar'ın evet. şu anda yüzü kızardı. Bana diyor ki abi gölgelik bul diyor. <laughs> evet. Ba işletmen... Balya'nın oraya gideriz orada yaparız. Balya'nın oraya gideriz. Hem <laughs> işletmemizi gezelim hem kabayemlerimize bakalım bu işin can evet. damarı kabayem. Kabayemlerimizde analizini yapalım. Rasyonumuzun analizini yapalım. Hem de gölgelik bir yer bulalım. Tamam. Aa, ama sen... galiba hayvanlar rasyon istiyor sen gölge istiyorsun gibi geldi bana. Doğru herkesin ihtiyacı farklı. <gülüyor> <gülüyor> Peki evet şimdi sırada muhteşem rasyon var. Şimdi de tam rasyonun yöbeğindeyiz. Seyder Bey hani güneşten korkuyor ya, terliyor falan. Ben de ona bir defa, gerçi güneş az kaldı gelecek, dedim ki sana bir gölgede oturtayım dedim. Oturduk ve şu anda eminim rahat konuşabilir. Ne zamana kadar? Güneş gelinceye kadar. Evet Seyder'cim bu ortam tam senin arzu ettiğin ortam. Bana, bana bu ortamı şimdi tercüme et. Bu ortam her anlamıyla aslında benim arzu ettiğim ortam. Şimdi sağ olun o gölgeyi siz ama ben Salih abiye de teşekkür ediyorum. De o da hayvanları için güzel gıdalar hazırlamış buraya. Yani kabayem çeşitliliğimizi ben burada iyi gördüm. Yani bugün ülkemizin maalesef çok büyük kısmında sadece bu iş samanla yapılırken Salih abi düşünmüş ben ne yaparım. Bir kere bölgesi çok uygun. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Konya'da, Karapınar'da, Aksaray'da olmasına rağmen hala işletmesine pahalı diye yonca sokmayan yetiştiricilerimiz var. Bu yanlış. Bu kime göre pahalı, neye göre pahalı? Bence bunun bir hesabını iyi yapmak gerekiyor. Bu bir, İkincisi yoncam var dememiş, tek başına yonca yeter dememiş. Herhalde çiftçilik de var sadece. Abi, var. Doğru gitarlamız mu? Fi ekmiş. Gitar, Fi ile e, buğdayı karışık ekmiş, ekini karışık ekmiş, ondan güzel bir balya yapmış. Bir de bizim için bence gene olmazsa olmazlardan bir tanesi hakkını yiyemeyeceğimiz samanımızı da almış. Gayet güzel. E abi dedik bunlar var silaj yok mu? Dedi olmaz mı? Silajı da gittik kuyusunda gördük. Hatta yanımızda bulunsun diye bir el arabası da silajımızı getirdik. Bence kaba yem olarak yeterli bir işletme. O anlamda ben e, Tebrik ediyorum, güzel hayvanların ihtiyacı olan. Çünkü biliyoruz, hep konuşuyoruz. Cenab-ı Hak bu hayvanları ot yesin diye yaratmış. Fabrika yemi yapın. Hele bizim anlattığımız gibi yüksek fabrika nişastalı fabrika yemleri yapın. Yok soyalı fabrikalı yemi yapın da bu hayvanı besleyin diye yaratmamış. Aslında biz ot kalitemizi istenilen seviyeye getirebilsek, ot çeşitliliğimizi istenilen seviyeye getirsek minimum fabrika yemiyle, minimum konsantre yemle bu işi çözmemiz lazım. Çünkü hayvanlarımızın işkembesi, hayvanlarımızın doğası buna uygun. Yani bir şimdi diyorsun ki şey gideceğiz, dağlara gideceğiz, ot yiyeceğiz, ot pişeceğiz, ot alacağız falan. Evet bakın biz siz de Karadeniz'e gittik. Allah razı olsun sizin yaylanızı gördüm. Başka bir şey var mı? Siz söyleyin bana. Ha, hiç yok canım. Ki kurutma imkanının olmadığı yerde sadece ot var. Ben biliyorum ne kadar meşakkatli gördüm orada. Bir gün güneş çıkacak da o otu kurutacağız diye. Aslında buralar sizin oralara göre imkan bakımından cennet. Zaten o yüzden burada hayvanlar zaten fazla ve daha fazla e, e, bizi de öyle yok ama yani. Aynen. Bizim değil değil ama de. tanrının sofrasından beslemek bana göre her zaman daha makbul olanı. Ama tabii bu işi artık ekonomi için yapıyoruz. Bu işi daha yüksek süt verimi için yapıyoruz. Sadece bunlarla beslediğimiz zaman da şunu da unutmamak gerekir. Hayvanın belli bir verebileceği süt var. Bu da ne? Doğasını çok uydurursak o da doğasına uyacak. Sadece buzağını besleyecek kadar verecek. 10 litre hadi bilemeniz 15'i verecek. Biz diyorsak ki ya buzadan sonra da bize biraz eve harçlık bir bırak, şey bırak bakalım. O zaman tabii ki beslememiz gerekiyor. Biz, şey biz ona vereceğiz, vereceğiz, yani. vereceğiz Onu da dengeli ve doğru vermek şartıyla. Şimdi Salih abinin ben kaba yemlerini inceledim. Önce şu yoncadan başlayalım. Yonca dediğim gibi buranın da çok büyük bir avantajı. Yoncamız güzel bir yonca. Karapınar'ın kendi yöncesi. Ereğli'nin. Tamam. Ereğli. Yöncesi, tamam zaten Karapınar Ereğli arası 40 kilometre yok. Güzel bakın. E, kameralarımız yani. görüyorsa evet aynen öyle. Yavaş yavaş yaparsan böyle sakin sakin e, görüntü alabiliriz. Evet. Tez canlı davranma diyorsunuz. Hayır hayır. Ağzınız hızlı olsun, ha, eliniz el, yavaş, eller olsun. yavaş olsun. Tamam. <laughs> evet. bol, bol yapraklı bir yonca. Gerçekten bütün yaprak bütünlüğü de üzerinde kalmış. Burada aslında yoncayı ekmekte, biçmekte, balyalamakta çok meşakkatli. Yani bu iş gerçekten böyle e, hani eli cebinde hep uzmanlar eli cebinde konuşur ya. Öyle ya bunun yaprağını kaybettirmeyeceksin, doğru zamanda balyalayacaksın filan demeye gelen bir ürün değil. Bunu yapmak çok zor. Neden? Çok kurutursanız yaprakların e hepsini dökeriz. Bu sefer ne kalır? Elimizde sap kalır aynı saman gibi şu, 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 şey kalır. şu sap kalır. Heh, aynen öyle. Biz diyoruz ki yonca ne yönünden faydalı? Protein yönünden faydalı. Yonca ne yönünden faydalı? Kalsiyum yönünden faydalı. E bu sapta üzülerek söylüyorum bunların ikisi de yok. Bunu Oo. faydalı kılan üzerindeki yaprağı şu. Bakın maydanoz gibi. Bunun yeşilini getir ben kahvaltıda yiyeyim. Aslında bunu biz de yiyebiliriz yani. Yo, yiyebiliriz hiç sakıncası yok. Hı hı. E, bu üzerinde yaprağı olduğu sürece kıymetli. Ha bunu tamam ne, ne dedik biraz nemliyken demek ki basacağız gece basmak gerekiyor doğru yani mu sabah da olabilir. sabaha karşı ha, sabah da olabilir. saat herhalde kırağının kalktığı zamanlarda 7-6 o civarlarda 5'te filan başlıyorlar Beşte benim de başlıyorlar, gördüğüm 5'te başlıyorlar. Başlıyorlar. başlıyorlar güneş çıkıncaya kadar ona kadar oh. filan bunu balyaladınız balyaladınız ona bitirmek lazım doğru. ona bitirmek lazım bu bölgeler için hı hı. E, ha bunu çok nemliyken yaparsanız da ne olur Rutubetten bu, bu hafta sefer hafta çok rutubetli da. olur paflanır yani. aynen öyle hatta ben büyük işletmelerde gözümle yanan yonca gördüm. Büyük balyayı adam sıkıştırmış, 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 sıkıştırmış. Bir de nemliyken sıkıştırmış. Hiç hava alamıyor, kuruyamıyor. Alevin çıktığını gördüm ben önceden. Simsiyah et. Simsiyah et. Alev alev kendiliğinden, rutubetinden dolayı yanmışını gördüm. Ha mesela bunun da altı az önce çevirdiğimiz zaman gördük hafif nemli. Toprağa hafif gelen evet, toprağa gelen taraf ne yapar? Oralarda paf yapar, beyaz küfler yapar. Çok önemliydi ama biz gene de nemini ayarlamayı muhakkak öneriyoruz. Oldu ki elimize geldi böyle balyalar veya atarken bunu fark ettik. En çok nereden fark ederiz? Kilosundan. Ağır olur. Tabi. Bu balya normalde 18-20 kiloysa o daha nemli olanları adam eline aldı mı sürekli kaldıran adam anlar. 22-23. 25'e kadar 25 e çıkar. çıkar. Demek ki bu işte bir yanlışlık var. Geç kalmış değiliz. O gün açalım o balyaları, ipinden kopartalım, yayalım, hı hı. serelim, kurutalım. Kurutup o şekil atıyoruz. Öyle ku kullanalım. Yani. Hayvancılıkta çözümsüz değil, hiçbir şey kitabı gitmiyor maalesef. İşletme şartındayız, köy şartındayız, alet, ekipman veya adamı zor bulduğumuz dönemdeyiz. Çok doğru. doğru mu? Doğru. O yüzden imkanlar doğrultusunda konuşmak lazım. Ha, gönül ister ki her şey dört dörtlük olsun ama hayvancılıkta her şeyi dört dörtlük yapabilmek mümkün değil. Zor. Hayvanlarımızı doğru beslemenin anahtarı Integron'un sunduğu muhteşem rasyon devam edecek. Hayvanlarımızı doğru beslemenin anahtarı Integro'nun sunduğu muhteşem rasyon devam ediyor. Maalesef zor. Peki bu ne? Bu fi vallesi ekinle fi karışık ekiyoruz. Abi bir dakika kameraman diyor ki şu şapkayı azıcık küfe kaldır diyor. Tamam. Şu kemanlı yerimi korkma ya. Tamam. ya. tamam. Ha çıkarsın tamam. ha. Mikrofonu evet. da yakın tut ha? Bu? Fi vallesi o ekinden karışık ekiyorum benim bir tarlam var. Orada mesela Haziran'ın başı, başında biçiyorum. Fi kurutup balle yaptırıyorum. Aynı yere hemen hazırlayıp ikinci gün olarak mısır ekiyorum. Kendi silajımı da kendim kaldırıyorum. Peki e, fi alanı var mı? Yıl 12 ay senefi fi bulunuyor mu? Bulunuyor, bulunuyor. 12 ay hatta arttı bile. Yani yetişip de artıyor. Millet böyle gram gram bunu arıyor. Benim e, tarlanım komple ama başka amaçla ekmiyorum. Sırf hayvancılığa. 28-30 dakikada yerim var. Bunu komple fi ekiyorum. şu anda tohumunu gübresini hazırladım. Mısır'da belki haftaya kadar Biçmeye düşünüyorum silajı. Biçtim tekrar sürüyorum o gönen de zaten oluyor yerinde damlama serili ıslak tabanı. Onu ektim ve hemen Haziran'ın başına varmadan Mayıs'ın sonlarında tane bakıyorum tam ekim boyuna istediğim kadar oldu mu ya biçiyorum. tekrar bir balleye kaldırdıktan sonra sürüp mısır ekiyorum. Yani bu şekilde bir tarlayla götürüyorum. Ya yılda iki gün alıyorsun. Yani. Salih abi bulmuşken ben çok güzel bir yere parmak bastı sormak istiyorum. Buna su verdin mi? <laughs> Verdim. Ne kadar su verdin? Ya iki mi suladık? Ee, yani yağmur da oluyor. İki mi suladık? var onu. E, çıksın diye. Tamam. Bir de iki de bahar. Teşekkür Ekmekten et, et, hemen çıkıyor. sonra evet. denk geleydi yağmuru yağaydı. Bir evet. de bahar ayında e, bir yağmuru denk geleydi. Bu sene haricinde konuşuyorum. Oldu şey susuzda, Hiç susuz yetiştirdiğim Hiç susuz yetiştirdim. Onu da yetiştirebilirim. Geçen sene yağmurlamayı ayda serdik basmadan biçtik. Benim Üstü. en sevmediğim şey bahaneler 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 tamam mı? Bahane ne bulunur saç gibidir. Herkeste biter. İstediğin sürece. Şimdi bak abim ne güzel yolunu bulmuş. Diyor ki ben hem diyor güzün diyor bu fiyimi ekiyorum diyor. Evet. Hem de haziran onu kaldırıyorum yerine silajlık mısırımı ekiyorum diyor. Bir tarlası var. Tarla sulu veya susuz buna demiyorum. Bak suluymuş ikinci sulu. ekim mısırını yapmış ama susuz olsaydı da şu fiği gene kaldırabilirdi. Kaldırabilir. Ben bu işi sadece samanla yapanlar için konuşuyorum. Bak ne kadar bölgen kıraç olursa olsun sen bunu ayında ekersen bu hayvancılığı yapıyorsan aynı arpayı alacak buğdayı alacak kadar bir tarlan varsa şunu ek hayvanından al. Bugün Avrupa'ya özeniyoruz, Avrupa'dan hayvan getiriyoruz, Avrupa'nın beslemesine bakıyoruz. Adamın yaptığı iş ne biliyor musunuz? Bizden farklı olarak hayvancılık için tarımla uğraşıyorlar. Biz ise tam tersi, tarımla uğraştığımız için hayvancılık yapıyoruz. Ve abi en basit benim köyümdeki insanlar her sene ellerinde saman çıkıyor diye hayvancılık yapılıyor. Samanımız var diye hayvancılık yapılmaz. Tam tersi, benim esas mesleğim hayvancılık. Ben bu hayvana ne ucuz yedirirsem daha fazla ete, daha fazla süte çevirir. Hayvansal protein olarak bunu daha ekonomiye katkı sağlarım diye düşüneceğiz. Onu ekeceğiz. Yoksa hayvana katma değeri olmayan bir şeyin kendi cebimize katma değeri bence hiç olmaz eğer hayvancılıkla uğraşıyorsak. Peki. Şimdi biz tabii e, yem ya da besleme bir genel hem kesip hem kaba yem bütün ama ben ikiye ayırdım burada. Ne var burada? Kaba yem Fiimiz evet. var, yoncamız var, olmaz olmaz üzerinize oturduğunuz akvaryanız var. var. Bir, bir de, 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 burada şimdiye var. kadar değinmediğimiz silajımız var. Peki, bütün bunlar bir kaba yem için Yeterli midir? Yeterlidir. Bu işletme için yeterlidir. Örnek veriyorum Salih abinin burada sadece saman olsaydı konuşurdum. Ben sabaha kadar beni tutamazdınız. Ya Salih abi derdim burada yoncanın kalbindesin. Niye yonca almadın? Yengen mi aldırtmadı yoksa derdim. Sen bu silajı niye bulamıyorsun derdim. Niye 12 ay boyunca silaj alamıyorsun derdim. Derdim de derdim. Ama sen ama şu anda da hiç şansın yok. Seni onlara... susturan bir adam çıktı evet, yani. Beni susturdu. Burada güzel kaba yemlerini almış. Koymuş. Demin silajımıza baktık. Silajımız... E ee, güzel biçilmiş. Güzel biçildiğini nasıl anladık? Yani nelerine baktık? Ben ilk aldığımda rengine bakarım. Bakın bu silajın rengi canlı duruyor. Ya. Canlı. Yani tam canlı bizim ya. istediğimiz şekilde elde edilmiş, yeşilliğini kaybetmemiş, sararmamış, kararmamış, kahverengileşmemiş. Güzel bir tam böyle yeşilden asidik bir ortamda şu anda bunun pH'ı 3.84. Yani e, hani nötrün 7 olduğunu düşünürsek bu şu anda asidik ortamda asidik ortamda olduğu için de bozulmamış. Buradan neye anladık? Salih abi bunu iyi sıkıştırmış anladık. Neden? Ee, iyi sıkıştırmış. Bu silajın pH'sının düşmesi, silajın olgunlaşması bunun iyi sıkışmasıyla alakalı. Partikül büyüklüğü? Partikül büyüklüğü tartışmalı. Bu su götüren bir konu. Şimdi biz kitabı bilgi olarak. Amerika'daki, İsrail'deki hayvancılık modelini elimize aldığımız zaman derim ki bu partikül büyüklüğü biraz küçük. Salih abi bu yarım milim şey yarım santim civarında biçilmiş. Dişler kapatılmış derim. Bunu biraz daha sefere daha büyük bilsen daha iyi olur derim. Örnek olan da şudur derim. Şöyle bir baş parmağın boğumu. Bir baş parmağımızın boğumu. Şu 1.92 santim. Ama şimdi bir, bir, de eğri oturup doğru konuşmak lazım. Bu 1.9 santim, 2 santim Türkiye şartları için çok doğru mu? Bence çok doğru, ben çok doğru bulmuyorum. Yani yapabilirsek gerekli alet ekipmanımız, her şeyimiz ona çok uygunsa evet 1.9 2 santim yapalım. Hayvanla bunun esprisi de nedir? Hayvana kaba yemin esprisine geviş aldırması. Bunu ne kadar partikül büyüklüğünü küçültürsen bu geviş aldırma özelliğini o kadar yitirir. Çünkü hep benim çok klasiktir anlatırken şöyle anlatırım. İşkembe yarıya kadar su dolu bir kovadır. Bu yemi, arpayı, buğdayı attığınız zaman bu suyun dibine düşer. Şeker pancarı posası, silaj gibi olanlar, öz su bakımından zengin olanlar ara bir katmanda durur. Esas hayvanı gevişe aldıracak şu ottur. Suyun üzerine atın hiçbir zaman dibine batmaz. Hep suyun yüzeyinde yüzer. Hayvan hareket ettikçe de şöyle 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 işkembesine vurur ve hayvana geviş aldırır. Geviş aldıracak nitelikte otumuz var. Sen silajı ne yapacaksın kardeşim dersin. Zaten buna güvenmeyenler silajını biraz daha büyük partiküllü yapar. Bizim burada yeteri kadar otumuz var. Salih abinin biçtiği silajın büyüklüğü Türkiye standartlarına uygun ve bana göre küçük değil. Ben buradan söyleyeyim. Bir Aksine arkadaş. bunun avantajları da var. Nedir avantajı? Bir küçük parçaladığı için daha iyi sıkıştırıyor. Şimdi bunu çok iri iri sıkıştırsa, parçalasaydı arada hava bırakma, hava boşluğu bırakma ihtimali daha fazlaydı. Çiğneme oranı daha düşüktü. Bir. İkincisi demin alırken baktım tek tek inceledim. İçinde fena değil bol miktarda mısır tanesi var. Bakın mısır tanesini görüyor musunuz? Hepsi de patlamış. Hepsi de patlamış, parçalanmış. Şimdi bu 1.9 2 santim yapanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu sıra bağımsız biçer döver tarzı kendinden yüren makineyle yapıyorlar. Onun içinde patlatma diye bir şey var. Patlatmasını açıyorlar. O irilikte mısıra kırabilmek için o iki silindirin arasından şöyle geçirip geçirip mısırın tanesini patlatıyorlar. Salih abi öyle bir makineyle biçmedi. Değil. Traktörün arkasındaki Traktör makine. Patlatma diye bir şansın var mıydı? Ya. Yoktu. Yok no, o yüzden ne yaptı? Bıçakların arasını kıstı. Hem bunun partikül büyüklüğünü küçülttü. Partikül bak, büyüklüğünden kaynaklanan bir kısmı oldu yani. Evet hem de bak bütün silajı, bütün içindeki taneleri kırdı. Bu ne biliyor musunuz? Bir, bunun kırılmış olması bu hayvan affedersiniz arkasından çıkmayacak anlamına geliyor. Yiyecek. Çünkü bunu hiç kırmamış olsaydı arkadaki tavuklar bayram ederdi. Bayram, ederdi. Bayram, ederdi. bayram ederdi. Çok güzel yumurta yerlerdi. Çok güzel yumurtaları olurdu. Tavuklar çok yağlı olurdu, etli olurdu. Ama ineğe bir faydası olmazdı bu bir. İkincisi de bunların bütünlüğü bozulmadığı için sileci olgunlaştıran bu fermentasyon diyoruz. En basitini anlatayım. turşu yaparken bile içine nohut atarlar, çok az bir hmm. şeker atarlar. Yengem doğru mu? Öyle atarız biz. Bu şimdi bu daha sizin zaten. konularınıza girdik ama muhakkak o fermentasyonu orada başlatıcı bir enerji kaynağına ihtiyaç var. Silajda ise enerji kaynağı bu içindeki mısır. Bunun dışının tane bütünlüğünü bozmazsan, bunun içindeki nişastanın tamamını işlemesi 90 gün. Kırdın attın, üçüncü günden sonra sana o Kullama ortamdaki hazır. mikroorganizmaların üremesi için gerekli nişastayı sağlat. İyiyim. Süper. O yüzden ben sileci beğendim. Silecin bir tane dezavantajı var. Demin de arkadaşlar, kameraman arkadaşlar yakalayabildi mi bilmiyorum. Şimdi biz bunu normalde alıyoruz, bir poşete koyuyoruz. Fabrikanın laboratuvarına gönderiyoruz. Kuru maddesine baktırıyoruz. Kuru madde ne demek? Hani uzun uzun anlatıyor diyorlar. Ben bazen kendi kendime de söylüyorum. Benim en çok eşim diyor bir olayı anlatırken diyor Adem'le Havva'dan başlıyorsun anlatmaya diyor. Bazı dinleyeni sıkıyor bazı dinleyene iyi oluyor. Bilmiyorum takdir seyircinin ama. Ye, şimdi evet. kuru maddene bir kilo silajı aldık. Çok güneşli bir havada tepsiye serdi yengem. Güneşin altına koyduk. Bir gün hadi bilemediğin iki gün durdu. Ondan sonra geri kalanını poşete kattık tarttık. Bir kilo kattığımız 25 kilo 250 grama düştü. Hmm. Bir kilo kattığımız 300 grama düştü. Bu ne demek? Bunun %75'i veya %70'i su. Yani kuru maddesi %25 %30 arasında. Türkiye'nin genelinde ben bugüne kadar abartmayayım ama 10 binden fazla mısır silacı inceledim. Bugüne kadar en yüksek Türkiye'de gördüğüm kuru madde 38 kuru maddeydi. O da yanlışlıkla yapılmış. <laughs> o da yanlışlıkla yapılmış. Ne demek yani? Bir kilo silajı aldık, kuruttuk, 380 gram kaldı. En düşük kuru maddelisi de 20 veya 21 kuru maddeydi. O da ne demek? Bir kiloya aldık, 200 gram kaldı. Aslında geri kalan hepsi su. Şimdi ben senin oradayken silajından numuneyi aldım. Dikkat edersen şöyle avucumun içine kattım. Şöyle bir sıktım. Şimdi diyeceksin Sıkır, ki Sıkıp suyu çıkardın" diyeceksin yani. Laboratuvar mısında bunun böyle bakın çek yavaş dediniz ama bu şimdi çok gördünüz mü? Sen iyi sıkıyorsun. Bunu, ben bu avcum alıştı benim. Ben çok kuru olandan da su çıkartıyorum. Vay şimdi be. Bu, Taşla çıkartıyor yüzde, musun? <laughs> yok. 32, 33 kuru maddelerde olsaydı bir iki diye saydınız ya. Bu damlalar tıp 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 diye damlardı. Hatta 34'lere çıksaydı ben de o gün kahvaltıyı iyi yapmamış olsaydım. Hiç su çıkmazdı. Ama elimde yaşlığını görürdüm. E, 28-30 kuru maddelerde ne oluyor? Böyle önce bir tıp 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 diye damlıyor. Sonra o damlaların sayısı azalıyor. Bunda ne oldu ama? Daha sıkmamla birlikte şar diye altından evet, boşaldı. Evet. Bu benim tahminlerime göre 24 kuru maddeli. 23-24 kuru maddeli. Burada ama tanelere baktım taneler fena değil. Burada belki dezavantaj şu olmuş olabilir. Damlamayı son zamanda sulanmış olabilir. Bravo. Damlamayı biçimden biraz daha erken su vermiş Kes, keseceksin ya yani suyu. Ha, burada şöyle bir şey var. Ticari bir kaygımız yok. Burada Salih abinin kendi silajı. Ticari kaygısı olanlar buna daha çok dikkat etmek zorundalar. Çünkü neden? Ee, bunun kalitesini belirlediği gibi bana göre kuru madde kaliteyi çok belirli. İkincisi de fiyat yönünden aldanırsınız. Birinde alırsınız bir tonda 700 kilo su. Birinde alırsınız bir tonda 750 kilo su. Yani adam size suyu satar. Ha, üzerine falan da koymadan at bitkinin içinde satar. He, evet, canlı. Siz de, Haberiniz olmaz. Siz de 130 liraya, 140 liraya, 150 liraya silaj aldık diye Sevinirim, sevinirsiniz. sevinirsiniz. Tabii. Bu aslında kuru madde hesabı bizim hayvana vereceğimiz her şey için geçerlidir. Mesela Salih abi güzel bir şey dedi demin. Ben eskiden şeker pancarı posası alıyordum dedim. Alıyorum evet. Niye vazgeçtin abi? Ya onun onu pek tavsiye etmedi konuştuğumuz büyük çiftlik sahipleri. Ben de onu azalttım. Silaja ve yeşile yonca ballesine önem veriyorum. Niye o, tavsiye etmediler? Bilmiyorum hayvana pek bir faydası olmaz ya daha randımanlı olmaz yonca ve <laughs> hastalardır tamam. gibisinden. Allah Allah. Ya. Aslında doğru. Hepsinin haklılık payı var. Şöyle ki şeker pancarı ekilirken maalesef çok fazla üre gübresinin kullanıldığı bir bitki. Hmm. Ve e, biz şekeri elde ettikten sonra kalan kısmı posası. Topraktan ham çıktığı hali olduğu için bu üzerinde gübre kalıntısı da daha fazla. Hmm. Yani bu ne demek? Bir miktar üreyle, üre gübresiyle karışık. Bunun zaten karaciğerler üzerinde bir olumsuz etkisi var. Ayrıca bunun bu gene etkilerinden dolayı kör buzağı dolu doğumları, mummifiye buzağı doğumları yaşanır. Bir de şimdi bu silaj kuru maddesi ne olursa olsun güzel çiğnenebilen, yapısından dolayı güzel çiğnenebilen bir ürün. Maalesef şeker pancarı posasını saklamak da çok zordur. Yani bu pos posanın üzerine hiçbir zaman traktör çıkmaz, gömülür. Gömülür. Doğru mu? Traktörü çiğnemek gibi bir şansınız yok. O yaylı yatak gibidir. Ya, Bugün şah. basarsın, Yarın Tekrar bakar. havalanır. Basarsın havalanır. O zaman her gün mi çiğniyorsun onu? Yok. de Yani onu bir kere çiğneyebildiğin kadar çiğneyeceksin. İlk, ilk koyarken. koyarken. Koyarken bir çiğneyeceksin ondan sonra üzerine iyi naylonlayacaksın. Ha fabrika hızlı çalıştığı zamanlarda sıcak çıkar. Naylonda telleme yapar. Te naylonun altındaki kısımda yanma yapar. Hı -hı. Yapar Allah, Allah yapar, yapan. yani. Onu Çürüme çok oluyor. Saklaması gerçekten so, meşakkatlidir. Zor, zor, zor. Çok zordur, Peki. O saklamadan kaynaklı küfüremesi o da daha çoktur. Çabuk ha, çürüyen bir çabuk şey. Çabuk çürür. Bu işte e, üzerinde naylon herkes naylonlayamaz. Biraz önce dediğim sıcak çıkmasından dolayı naylonlayamayan da vardır. Biz bunu zaten sıkıştıramadık diye naylonlayamayan da vardır. Ucuz şeye çok bakılmaz. Ucuz olduğu için naylonlayamayan da vardır. Çok doğru sebep ser. bulabilirsiniz. Ucuz mi? da doğru. Ucuz ser. da aynen. Onun naylonlayamayan da vardır. Ama bunu e, naylonlayamadığı için de en üstteki katmanı kurutur taş gibi, gibi yapar. yapar. Der ki bu zaten en üst katman kurudu, kabuk bağladı artık benim korkum kalmadı der. Yanlış. Korku burada başlar. Burada olmadı olmadı ama çok zaman ayırdık. Başladığım için bitireceğim. O kabuklaşan katmanda bizim gözle göremeyeceğimiz mikotoksinler ürer. Bu yağmur suyunu yedi, kar suyunu yedi. En üstteki kabuktaki mikotoksini ta tabana kadar işletti. Bizim gözümüzle görmeyeceğimiz ama hayvan için ciddi zararı olan mikotoksinleri de şeker pancarı posası ile vermiş olduk. Abi şöyle azıcık arkana rahat. Yatsana abi şöyle arkana. Şöyle rahat dur ha. Şöyle. Ha şöyle bir gidelim. Kamerada sana iyi yazsın böyle Yakıştı yakıştı. <laughs> tamam mı? İyi evet, evet, evet. Şimdi aklıma stajın yapımında sıkıntılar oluyor ya. ...işte küfleme meydana geliyor. Kızma yanına falan oluyor. Bunu kurtaracak ekse böyle koruyacak malzemelerimiz yok mu? Var. Bu ülkede. var. Ya e e, bu malzeme var idiyse e bu malzemeler iş yapıyor mu? Bunu bir dakika şimdi ben anladığım kadarıyla Salih abi bu konuyla ilgili bir şey diyecek. Diyeceğim mi abi? Yok bu konuda diyeceğimi diyor. ben sanki bir şey diyecekmişsin hissettim. Önce ona vereyim sözü sonra ben anlatayım diyecek. Ben şunu soracaktım sözünü kestim. Duz atıyoruz, atmıyoruz bazen. Bu, gerekli mi? Çok, çok güzel, çok güzel. Bu silajdaki konu yıllardır sorulan konudur. Hala Türkiye'de Türkiye'de yayınlanmış kitaplarda bununla ilgili Değişik değişik şeyler de önerilir. Şimdi silajın katkısı çoktur. Hmm. Saymakla bitmez. Çok şey katılabilir. Şimdi çok geleneksel yöntemle en çok bilineni, halk arasında kullanılanı, bugün üzülerek söylüyorum kendi bilgi anlamında çok yenileyememiş e, teknik insanlara sorulduğunda bile söylenen yegane şey tuzdur. Bu tuz doğru mu yanlış mı? Bana göre yanlış. Hatta çok yanlış. Yani ben kendim silaj yapacak olsam bir kere tuzu kullanmam. Tuz kullanımı nereden ileri gelmiştir? Benim tahminim, çok bildiğim bir şey değil ama şunu açık yüreklilikle söylerim, tu, e, silaj hep bize ne diye anlatıldı, turşu diye anlatıldı. Evet, doğru, doğru mu? Hayvanın turşusu. Öyle. Turşuysa tuza lazım. Aynen öyle. Turşuya ne atılır? Tuz atılır. Ya Arkadaş buna da tuz atmak gerekir demek ki ile başlanmış bir şey ama turşunun üzerine su basılıyor. Doğru mu? Hmm. Turşu yaparken, Aynen yengem doğru o bidonun üzerine, o camın üzerine muhakkak su basarsın. Su Hatta dönem de. dönem şişiyor, dökülüyor. Bir Tabii daha, bir daha su, 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 su basıyoruz. Aynı, aslında zeytini salamura etmek hmm. gibi, o tuzun orada öyle bir fonksiyonu var. Ama silajda ise silajın üzerine su döken yok. yok. Aksine, biz daha da kurutmaya çalışıyoruz bunu, doğru mu? Evet. O yüzden tuz atmak doğru değil. Tuz tam tersi, silajın içindeki balı suyu da. Bir dışarı çıkmasını, bu ozmatik basıncıların dışarı çıkmasını, silajın iyice sulanmasına hatta belli yerlerinin bozulmasına vesile olur. Anladım. Ha, Şöyle bir özelliği vardır. Tuzun olduğu yerde çok tuzun olduğu yerde bakteri üremez. Tamam mı? Böyle bir özelliği var. Bu yüzden silaj için anlatılıyor olabilir. Ama onda da böyle çok ciddi oranda yani %10 oranında tuzlandırmanız lazım ki orada bakteri üremesini keselim. O zaman da ineğimiz yemez zaten Yemeğiz bunu. Doğrusu. O yüzden böyle iki katmanın bir de onu suya arasına bir koyman lazım. Tuzunu çıkarman lazım. Tuzunu alamam. Tabii ya. tabii. 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 Turşu gibi. İki katmanın arasına atılan şöyle elle serpilen tuzun bu silece ben altını çizerek serdasmaz olarak diyorum ki bir faydası yok. En azından ben bazen ikna edemediğim noktalar şunu diyor: Arkadaş ben hayvancılık yapıyor olsam bu tuzu buraya kullanmam. Ama sen kullan. Ama istiyorsan, i̇stiyorsan çünkü kolay. şöyle adam benim babam kullanırdı diyor. Benim işte komşum kullandı randıman gördü diyor. Bir şey diyemem. Ama bana soranlara ben kullanma diyorum. Peki diğer Peki, katkı? Eskiden bu yana gelen ne kullanılabilir? Az önce fermentasyon dedik. Bu fermentasyonun burada olması için enerjiye ihtiyaç var dedik. Bu enerjinin geleceği melas. Hmm. Mesela Salih abi dese ki bize şeker pancarı, şeker fabrikası çok yakın. Ben silah zamanında şuraya büromork melası getireyim, iki katmanın arasına atayım. Abi hiç durma derim. Hiç hmm. durma. Katılabilecek, silecin içine katılabilecek, o fermentasyonu orada hızlandıracak yegane şey. Ama kolay ve bulunabilir değil. O yüzden ben kimseye arkadaş sizin silajınızı yaparken daha kaliteli olsun melas atın demem. Bununla ya, tutup da değil. bölgesinde şeker pancarı fabrikası olmayan adama melası aldıramazsınız, bulduramazsınız, dur, dur, ekonomik olmaz. Doğru da değil. Doğru, doğru da değil. Ha, ne atılabilir? Arpa, buğday, mısır gibi tahılların kırmaları, un haline getirilmiş olan kırmaları yeteri kadar içerisinde nişastası olmayan, mısır tanesi iyi olmayan silajlara atılabilir. Gene bu da fermentasyonu hızlandırır. Ama melas kadar etkili olmaz. Çünkü onların çözülmesi daha yavaştır. Neredeyse onların tamamen çözülüp silajın içine tabiri caizse doyması 90 günü bulur. Ha Günümüzde veya Avrupa'da, Amerika'da bunlar nasıl gerçekleştiriliyor derseniz de en güncel bilgiyi vereyim. Silaj inokulantları ile oluyor. Silaj inokulantı ne demek? Silaj olgunlaştırıcı. Bazı hmm. yerlerde silaj aşısı diye geçer. Bunun içerisinde de, de fermentasyon diyoruz ya bu fermentasyonda oluşan mikroorganizmalar var. Bu mikroorganizmaların kendisini veriyorsun bu bir. Yani orada kendiliğinden oluşmasını beklediğin mikroorganizmaları sen oraya... koy. Yani hani sucuğun içine eski sucuktan katarsın ya eski Anadolu kültüründe yapılan veya şöyle diyeyim e, hamurun içine maya gibi o fermentasyonu orada başlatmak için benim kayınvalide eski yaptığım hamurdan katar hiç maya katmaz eski yaptığı hamur varsa onu koyar o ne olur? En daha herkesin bildiği yoğurdu çalmak için yoğurttan yoğurt katarlar. Yoğurt katarlar doğru, doğru doğru yoğurt damızlığı fermentasyonu da sağlamak için fermentasyonu başlatan mikroorganizmayı oraya bir atarsın. Bu silajın öklantının içinde vardır. İkincisi de silajın içerisinde bütün kabayemlerde olduğu gibi uzun bizim bahsettiğimiz selüloz ve selülozun alt kırımları. Hem selüloz, e, lignin gibi şeyler vardır. Bunları parçalayan enzimler vardır. Hem selüloz enzimi, selüloz enzimi gibi. Bu enzimleri de katarsanız yani bir ortamdaki olması gereken mikroorganizmayı ikincisi de enzimi ortama veren silaj aşınız varsa yani gevurca adıyla silaj inokulantınız varsa o da kullanılır. Bunlar çok yüksek maliyetli şeyler değil ama yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki en az %10 silajdaki bozulmanın önüne geçiyor. Özür dilerim. En az %10 önüne geçiyor. Yanlış oldu. Silajda her işletmede, büyük işletmelerde en az %10 ila %15 arasında bu kayıp var. Silaj inokulantı yapılan işletmelerde bu kayıp %5, %3'lere düşüyor. Hmm. Bakın bu ciddi Abi, bir sen, ciddi sen bir ekonomi benim, benim, de kendi başıma gelmeseydi ben bu kadar olduğunu tahmin edemezdim. Evet. Biz e, daha önce yöneticiliğini yaptığım çiftlikte kayıtlara bakıyoruz. Kayıtlar eskiden bugüne tutulmuş, tutulmuş, tutulmuş. Hayvanın hayvan varlığı, hayvanın o güne kadar yediği silaj ve satın alınmış silajları bir kıyasladık. Tam 5 yılda ne kadar silaj açığı çıktı biliyor musunuz? 600 ton. Gel bunu patrona açıkla. Diyor ki benim 600 ton silajım nereye gitti diyor. Çaldınız. Çaldınız demiyor ama <laughs> nerede diyor. Telef oldu. Bugüne kadar hiç kimse oturup da buna bir e, bu fire veriyor mu? Nasıl fire? Bir, bu sideci bu kadar kuru maddesi düşük yaparsanız bir kere traktörle üzerine bastıkça üstüne yük çıktıkça en alttakilerin suyu çıkacak. Suyu çıkar yani, doğru. sileç çukurlarına bakın. Alttan foşur foşur ilk Çıkın. kapattıkları 2 yıl, 2 ay, 3 ay ciddi miktarda su akar. Afer. O sileç o suyun kaybı kayıp. bir. İkincisi iyi yapamadığımız için çadırın üstüne denk gelen yerler, duvarın kenarına denk gelen yerler en önemlilerden bir tanesi iki kamyonun veya iki romorkun arasında zaman kalırsa o ara katmana denk gelen yerler çürüme yapar. Adam da bunu ister istemez kim bile bile hayvanını çürümüş mal verir. Sizin önünüze yeşermiş ekmek versek küflü ekmeği versek gönül rahatlığıyla yer misiniz? Yemezsiniz. Mi? Bunu kimse malına da vermek istemez. En azından görebildiği kadarını atar. Her gün 3 dirgen 4 dirgen abim ölçmüş katarken sordum. Abi dedim verdiğin silajı ölçtün mü dedim. Ölçtüm dedi. Nasıl ölçtün dedim. Söyle abi. Bir dart mesela bir e, 1 kilo 800 gram alıyor. 110 dişlattığımda attığımda 200 kilo ödek geliyor. Ben günlük 200 kilo falan atıyorum. Bravo. İş... Hayvanlarımızı doğru beslemenin anahtarı Integro'nun sunduğu muhteşem rasyon devam edecek. Hayvanlarımızı doğru beslemenin anahtarı, Integro'nun sunduğu muhteşem rasyon devam ediyor. İşte işletmecilik bu. Ne verdiğini bileceksin. Abim ben bunu dirgenle atıyorum demiş. Dirgeni iyi doldurmuş. Her, ha, gün her gün doldurduğu aynı gibi. doldurduğum gibi. şekilde. Poşete katmış köyüm. Hayır, her... süt, süt tankında taktım. Süt daktım. tankında taktım. Tank, kiloya daktım. çevirdim taktım. 1 kilo daktım. 800. Bu, bu bilmek demek. Ha, o dirgenle her gün 5 dirgen adam silaj oyukluyor olsa günde 6 kilo, 300 günde 1 kilo 800 bir, iki tona yakın silajı heba ediyor anlamına gelir. Doğru mu? Doğru. Bu çok küçük bir aile işletmesi için düşünün büyük işletmelerde bu rakam işte yılda 60 70 hatta 100 tonlara dayanıyor. 5 yıllığın bilançosunu söylüyorum 600 ton. Yani burada %10 %15'lerde bir kayıp var. Bu silaj okulantları bu kayıpların %3 ila %5'lere geri gitmesine vesile oluyor. Ben Peki. kendi işletmem olsa bu silaj okulantını tamam kaba, kaba hallette gibi duruyor. Burası kaba yemini halletmiş. Ben ha miktarlarına gelmedik ama ya, geleceğim abi yavaş yavaş. Yani görüntü olarak, kalite İbrahim olarak... İbrahim Aleyhisselam'a kadar geldik yani şu anda. Nasıl? İbrahim Aleyhisselam'a kadar geldik. Evet. Yani... Adem'den <laughs> <laughs> başladık. İbrahim'e kadar o, geldik. İbrahim'e kadar İbrahim e çok... geldik. Çok... Daha, daha çok yolumuz var. Daha yani. çok peygamber var. En sonunda. merak etme tamam mı? Aynen. Şimdi... Şimdi bu kadar kaba ve kullanan bir insanın işletmedeki gelirini artasın diye kesif yeme ihtiyacı var mı? Var. Çünkü gene şöyle özellikle Türkiye'deki bitki yapısı olarak söylüyorum. Çok kabaca diyeceksiniz ki bu nereden buldun? Bu yıllardır söylene gelen bir laftır. Bu kabayem çeşitliğiyle, bu kabayemin varlığıyla ve bu kabayemin işkembedeki mikroorganizmaları besleyebilmesiyle bir inek, ortalama bir inekten bahsediyorum. 10 litre süt verir ve karnındaki buzağa bakar. Şunlar mı? Bunlar. Ne yaptın ya? Bunlar çok güzel şeyler. Yani, yani güzel ama mesela şöyle, şimdi şuna baktık. Eee... Ben daha konuşurum, onu söyleyeyim. Bu Vallahi, şuna şuna baktık. Ben de peygamberlere sorarım, sorun şuna yok. baktık. Bu yaklaşık 15-16 proteini iyi yapılmasına rağmen. Ama çiçeklenmenin %10 çiçeklenmedeyken biçilmiş, doğru, doğru, doğru mu? Doğru. Bunun proteini arttırılabilir miydi? Arttırılırdı. Nasıl arttırılırdı? Daha hiç çiçeklenme başlamadan biçilseydi, bunu 18-19 protein görebilirdik. Bir. İkincisi, silajımıza baktık. Evet, Türkiye ortalamasının üzerinde bir silaj dedik. Tanesi iyi, boyutu iyi, şu iyi, bu iyi. Daha iyi yapabilir miydik? Yapardık. Bakın Türkiye'de yanlışlıkla bir silaj numunesi buldum %38 kuru maddeli dedim. Amerikaların yaptığı rasyon programındaki kütüphanelere bakın en düşük silaj 35'ten başlıyor 44-45'e kadar var. Biz, Biz 35 e... kuru maddeyi burada bulsak çiğneyemeyiz, sıkıştıramayız. Traktör aynı şeker pancarı saman posası gibi. gibi saman gibi olur, yığılır kalır, içine gömülür kalır. Nasıl yapıyorlar? teknikleri var. Daha yukarıdan biçiyorlar, su, son suyunu geç veriyorlar. Bir koçanda çok daha çok sömek barındırıyorlar. Patlatmalı ile yapıyorlar. Ee, daha iyi sıkıştırıyorlar. Silindirle evet, sıkıştırıyorlar. Ya Serdacığım, ben bu hep Amerika örneklerini duyunca biraz uzak duruyorum. Nedeni şu. Amerika'nın coğrafi şartları, alan büyüklüğü, bir çiftteki hayvan miktarı, iklimi, makinesi, o su, bu su Hiçbir hiç zaman uymuyor. Doğru. Ben de ama, ama, ama maalesef, maalesef, yapılan bütün araştırmalarda araştırmaya uygun olduğu için aslında ya da dünyayı onlar yönlendirmeye çalıştığı için her profesörün önünde Amerika örneği var. Amerika ile benim aramda neredeyse benzerlik bile yok. Tamam. Çok üzülerek söylüyorum. Bütün araştırmalar Amerika'da yapılıyordu. O, onu yani. söylüyorum yani sana. Türkiye'de yapılmış hayvancılıkla büyükbaş hayvan burada ben kimseyi suçlamak için demiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın ama imkan meselesidir bu. Üniversitelerin imkanıdır. Araştırma görevlilerinin imkanıdır. Maddi devletin imkanıdır, bakışıdır. Fiziki şeydir. Tabi o adamlar tabiri caizse belki onların elemişler, eleklerini asmışlar, bu işlere yönelmişler ama biz burada bir takım maddi imkansızlıklardan, bir takım fiziki imkansızlıklardan dolayı üzerek söylüyorum. Biz bu araştırmaları yapamıyoruz. İster istemez kendini geliştirecek, ben ülkemin hayvancılığını bir takım öteye götüreyim diyen adam literatür okumak zorunda. O literatürde nerede var? Üzerek gene söylüyorum Amerika'da var. Avrupa'da bile bu kadar yok onu söyleyeyim. Neden? Avrupa'daki hayvancılık daha bizim ülke ölçeğimize benzediği için Orada yapılabilirliği daha kolay, ona katılıyorum. Sürüler daha büyük. Aynı ölçeklemeyi yapabileceğiniz cins hayvanları daha fazla orada bir arada bulabiliyorsunuz. Ha, Avrupa ama boş durmuyor. Benim hayvan, sürülerim bu kadar büyük değil diye. Onlar da şu anda çok ciddi verim arttırıcıları konuşuyorlar. Az önce bahsettiğim silojinokulyantı gibi bakterileri konuşuyorlar. İşkembe de faydalanamadığımız amonyağı nasıl faydalandırırız diye o amonyağa tutucu mikroorganizmaları araştırıyorlar. Ama adamlar Allah Çalışıyor. var okuyorlar. Hayır, şunu mu istiyorum? Çalışıyorlar. Mesela bu abinin kaç hayvanı vardı? 30 toplam. 30. Salon. Şimdi 30 hayvanlık bir e, çiftlik bana göre Türkiye ortalamasının e, üstünde bir çiftlik yani. Genel olarak Türkiye'de aşağı yukarı. 8-10. E, 8-10. 50'si 8-10. 8-10. O zaman biz ayaklarımızı yorgana göre uzatıp böyle yapacağız. Bu demek değildir ki bizim 500, 1000, bir daha fazla şeyimiz olsun Olmasın, olmasın. Çiftimiz olmasın Olsun Ama arazi büyüklüğümüz deme sen çok iyi ifade ettin Maliyetleri düşürücü argümanlar Nerede? Hem çiftçilik yapacak bu adam Kendi bu işi üretmezse bunu yapamaz bu mı? Yapamaz doğru 5 5 söylüyorum <laughs> kaksa, Şu fiyi fayla almak haksa 400 lira kilosu, kilosu. Ha. Gördün <laughs> mü? Üzerinde üzerinde Bak 400 lira ha. E yonca kaç para? Yonca da 650-700 oralarda Mısır. Sılaş. Sılaş da burada 160'a gidiyor şu anda. Küspe. Küspede 120. 80, 120 oraları doğru. Ha eve getirirse farklı. Eve getirirse 120. Sen getirsen 80. Nakliye. 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 Ha. Zaten, Zaten ya, en büyük belada nakliye. Nakliye. Geç burası göbek rağmen nakliye. Düşünebiliyor musunuz? Yani Ereğli'deki bir insan işte Aksaray'dan ne bileyim Konya'dan ve Bucuva'dan aldığı zaman en yakın da burası ha yanlış anlama. Tam ilacı, oncağın, merkezi burası. Mısır, Bunlar rağmen burada. bizi maliyetten korkuyor ve bunu yapıyor. Artı bütün bunlara rağmen adam kendi yapmazsa gene yırtamıyor paçayı. Yırtamaz. Kurt kurtaramıyor. Kurtaramaz. O yüzden benim Amerika'nın, hatta Avrupa'nın örnekleriyle kalkıp da bana Kara Karapınar, Ereğli, Konya, Aksaray kimse mi yarıştırmasın? Ya da ekranlara çıkıp bana yanlış örnek vermesin. Ama de. şunu diyorum. Biz burada kendi imkanlarımızla bunları bir tık daha kaliteli yapabilir miyiz? O, o ayrı bir, bir konu. Yapabiliriz, o o ayrı bir konu. Şimdi ben hala e, biraz hızlı gidelim. İbrahim Aleyhisselam'dan biraz daha günümüze kadar gelelim şey, Serdar'cığım. E, kesif yem. Bu ürünlerin neresine takviyede bulunuyor? Bravo güzel. Demin dediniz ki mesela bunu yaparsa 10 litre su alır. Aynen, ya 15 zaten. alır. Şimdi bunu Peki kesif koyarsam bunu, ne, ne yapacağız? ne yapacağız? Şimdi aslında şu anda etiket sistemi de düzeldi Türkiye'deki. Yemlere dikkat edin. Üzerinde tamamlayıcı yem yazıyor. Neyi tamamlıyor? Hmm. Kaba yemi tamamlıyor. Kaba yemin ana unsuru kaba yani. Ana unsur Şimdi biz bunları iyi bir rasyon programına koyacağız. diyeceğiz ki burada önceden bu kadar protein geldi. 15 protein geldi. Silajdan yaklaşık 15 nişasta geldi. %2,5 veya %6 kuru maddede protein geldi. Fiyotumuzu analiz ettik. Onda da yaklaşık 11-12 protein geldi. Bunları birleştirdik. Şimdiye kadar fena değil. Dengeli bir rasyonumuz var. Çünkü bu ikisinden protein geldi. Şundan nişasta geldi. Fena noktada değiliz. Şimdi diyeceğiz ki bize 19-20 proteinlerde ve nişastamız az. Bir tek bundan gelebilecekti nişasta ama 15 nişasta geldi. Bu hayvanın karnındaki, mikro, işkembesindeki mikroorganizmaları çalıştırmak için de en iyi şey nişasta. Yani tahıl grubundan gelen enerji kaynağı. Hmm. Mesela bu hayvanlar yağı yakan hayvanlar değil. Hani enerji enerji diyoruz ya. Daha önce ben size bir kömür örneği vermiştim. Şimdi başka bir örnek vereyim. Yağ örneği. Yağ bitkisel yağlarda çok ciddi enerji var. Herhalde 3500 4000 enerji var yağda. Tamam. Hadi bakalım yağ ver. Bu hayvan yağ yakabilen bir hayvan değil. Bu hayvan kendi vücudunda kendi ürettiği hayvansal yağı bile ketozis dediğimiz hastalıkta döndürmeye kalksın karaciğeri bunu tolere edebildiği kadar ediyor. Edemedi mi küt diye yağlı karaciğer sendromu diye bir şey var. Dönüp kalıyor. Bu hayvan yağı seven, yağdan gelen enerjiyi seven bir hayvan değil. O yüzden biz bu hayvanın işkembesini nişastayla dolduracağız. O yüzden ne diyeceğiz? Bunda da nişastamız az. O zaman ben Salih abiye diyeceğim ki abi sen enerjisini boş ver. En az 22-23-24 nişastalı. En az 19-20 proteinli bir süt yeminde senin ihtiyacın var diyeceğim. Bunun da Tabi o nişasta kaynağının bile daha alt kırılımları var. İnsan bunları hep zaman içerisinde öğreniyor. Kepekli nişasta var. Hatta bonkalit veya razmol gibi unun alt tiplerine Konya'da şey derler. tip 6 derler. köy tipi derler bonkalite. En yüksek nişasta ondadır. Ondan vermekle mısırdan vermek arasında bile bu iş inek için, işin ineğin işkembesi için farklılık vardır. O yüzden 20 proteinli, 24 nişastalı güzel bir süt yeme almasını önereceğim ben Salih abiye. Biraz toparlamak için bunu söylüyorum Serdar'cığım. Bizim program neydi? Muhteşem rasyon. Şimdi lütfen bana iki şey yap. Bir, özetle madde madde bu abiye uygun, bu abinin Salih Bey'in elde ettiği süt ve et biterini art, çok art, bir kilo dahi olsa artırıcı. Muhteşem bir rasyon söyle ama iki, ben bir şey merak ediyorum. Bu yemleri de bu rasyon hayvana ne zaman verilmelidir? Günde ilk defa verilmelidir yoksa 24 saat önünde olmalı mıdır? Bana bu iki soruyu çok özet bir cümleyle Muhammed Aleyhisselam'a gelecek, gelecek, gelecek İsa'ya kadar geldik mi? Yok daha gelmedik. <laughs> çok hızlı. Ama Abi, e az aldım, önce sen bunları bozarken ben senden kiloları aldım. Yanlış sistem düzelt. 1 kilo 200 gram hayvan başı aksaman veriyorsun. Doğrudur. 1 kilo 200 gram fi balyası veriyorsun hayvan başına. Fi, fi ekim balyası veriyorsun. 2 ee, kilo 800 gram kadar da önce veriyorsun. Evet. Fi balleş biraz daha fazla. Fi balleşi biraz daha fazla. fazla. Ee, yani 5 belle veriyorum 20 ne eder? 100, 100 kilo, kilo de, falan. 30, 30, 30, 30 abiy. Evet. 3 ee, kilo, kilo, kilo falan. 3 tamam. kilo ondan veriyorsun. 2 kilo. kilo 800 bundan veriyorsun. 1 kilo 200 de evet. beyaz, beyaz, e, beyaz, beyaz, beyaz balle veriyorsun. Şu anda bunların hepsinin toplamı Mehmet Bey ben yanlış hesaplamadıysam 6 kilo. Doğru mu? 6 evet. kiloya yaklaşıyor. 6 kilo bir samal hayvanının ihtiyacı olan kabayan. Bununla ilgili hiç sıkıntımız yok. Hı. Bunlara ben hiç dokundurmayacağım. Hem onun kalitesini beğendim hem bunun kalitesini beğendim. Hem samanı girmişsin ama çok yüksek girmemişsin. Hı. O da 10 numara. Gelelim silece. Silece kaç kilo veriyorum dedin? 200 kilo. Günde. Günde. Günde hayvan başı bütün ağrı 200. Kaç hayvana? 30. 30. 210 kilo veriyor olsaydın hayvan başı 7 kilo düşerdi. Hmm. Doğru mu? Bu bu senin kaliten de güzel kaliteli bir silajın var. Bir ve senin işletmen için bir hayvana eksik. Hmm. Bu silajı en az iki katına çıkartmanı önereceğim Birincisi, çünkü iyi kaliteli bir silajımız var, oradan bir nişasta geliyor, ama miktarı yeteri kadar değil. Deminki hesapla yüzde 25 kuru madde desek, 7 kilonun yüzde 25'i yani dörtte biri yaklaşık bir buçuk kilo geliyor. Senin aksamanı verdiğin kuru madde kadar anca silaj veriyorsun. Hmm. O yüzden elimizde de böyle bir şey var. Allah izin verirse sen bu sene yaparken biraz daha fazla yap, ne kadar fazla yapman gerektiğini de söyleyeceğim. Sen bunu en az bir 15-16 kilolara çıkartacağız evet. silajı bu bir. Evet. İki, şeker pancarı posası. Korkmana gerek yok. Sen bunu böyle 7-8 kilolarda verdiğin sürece hiç sıkıntı yok. Gerçekten 80 kuruşa, 80 liraya da tonunu alabiliyorsan silaj da yarı yarıya daha ucuz. Ondan da alabilirsin. Onu 15 kilo verdin ya, 5 kilo da bunun üzerine korkmadan sen gidesin. Peşi. Rasyon maliyetini ucuzlatmak için pancar küspesini al. Hmm, tamam mı? Tamam. Kaba yemi çözdük. Tamam. Peki bana şimdi ne kadar konsantre yem verdin? Yani fabrika yem verdiğini bahset Günlük. E, ben 14 lira günlük e, 13. 100 kilo bitiriyorum. 100 kiloyu bitiriyorsun. Yani 100 kilo böyle 13 dediğimiz zaman benim matematiğim çok kuvvetliydi ama 7,5 kilo. 7-7,5 kilo doğru. 7 7,5 kilo civarında geliyor. Şimdi biz bu senin kaba yemenin zenginliğine göre konuşuyorum. Yaklaşık bunları gör, gör, gördüm, bunları kafamda biçtim. 1 kilo yemin bunların üzerine verdiğin her 1 kilo yem senin yaklaşık 2 kilo, 2 kilo 200 gram kadar sütüne karşılık gelir. Yani 7,5 kilo veriyorsun ya. 2.2 ile çarptığımız zaman yaklaşık 10 16 litreye denk gelecek şekilde bir beslenme olması. E, bir almazım. dakika abi 7,5 Çarpı 2.2 diyelim Mehmet Bey. 2.2 16.5 16.5 17 kilo. Sen şu an ne kadar süt alıyorsun? O, o civarda. O civarda. Verdiğimizi alıyoruz. Doğru. Burası benim inanılmaz hoşuma giden işletme. Niye? Bu işletme verdiğini alıyor. Şimdi bu beslemeci açısından, veteriner hakim açısından çok kolay. Burada nasıl biliyor musunuz? Biz ayağımızı şu kadar gaza basıyoruz. Şöyle yarım gaz yapıyoruz. Araba da yarımda gidiyor. 70 de gidiyor. Biz burada ayağımızı şöyle hafif bir yüzde %20 kadar fazla gaza basacak olsak benzini daha çok yakacak ama süretimiz kısa zamanda 90'a çıkacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Burada şu olsaydı bu, bu verdiklerinin karşılığı 17 litre ama Salih abinin hayvanları 13 litre veriyor olsaydı dur diyecektik. Abi bak sen 16-17 litre bes göre besliyorsun hayvanına 13 veriyor. Burada bir aksilik var. Acaba sağılır gün sayımız mı uzadı? Acaba bizim verdiklerimizin kilosunda bir hata mı var? Acaba hayvanın yatıp kalkmasında bir hata mı var? Bir hastalık mı var? Buna bakacaktık. Şu an bu işletme güzel. Burada işletmede gaza basacağız. Allah izin verirse bu hayvanlardan sağılır günlerini bilmeden söylüyorum en az 20 litreyi alacağız. Evet. Işte tamam. tam Geçen Orası... de var da mesela altta da var. Muhakkak vardır ha. ama şimdi burada şöyle bir şey var. Biz hiçbir zaman grup beslemesi yapıyoruz. Bütün hayvanlara eşit döküyoruz, gidiyoruz. Aynen yani. öyle. Burada bir riskte ne var? Bu tarz 13 samanlık işletmelerde veya saman sayısının az olduğu işletmelerde bunun içinde 10 kilo verip ...kuruya çıkmak üzere olan hayvan da var. Aynen, o da aynı yiyor. Da 25 üstünde bir endağini. Aynı buzalı, yeni doğum yapmış 25 belki 30 kilo gören var. hayvan var, o da aynı yiyor. Aynı, ha. Sena bak bunu kendi içinde dengelemiş. Kuruya çıkmak üzere olan hayvan onun yediği kadar çok yemiyor, onun bıraktığını da taze buzalı olan yiyor. Ama imkanımız varsa en azından fabrika yemlerini hayvanın sütüne göre dağıtmakta veya öyle bir imkanımız yoksa da şöyle sağım esnasında ödül yemlemesi. Sen bunu yaparsın hmm. ama taze buzağlı hayvanı daha hızlı kızgınlığa getirmek için hmm. süt miktarını daha iyi karşılamak için hayvan taze buzağlı bu kadar yediği zaman illaki zayıflar. Doğumdan sonraki ilk bir 2 ay zayıflama görüyorsunuz. Bu zayıflamanın önüne geçmek için sağım halindeyken mesela yengemle iş bölüşümü yaparsınız onun önüne şöyle ayrı bir bir kutu yem dökersiniz bir kilo bir kilo sabah bir kilo akşam yem i içeride yediriyoruz? ha yemi içeride yediriyoruz. tağlıka tamam. yani o ha. tamam daha iyi e, Kaba yem hep beraber Kesif şey, kesifim herkes kendi önüne sütü fazla olan fazla döküyoruz az olanı az ha, döküyoruz güzel. biz bu biz bu yedi kiloyu ortalamasına veririz ha ortalamasını tamam. diye taze buzağlı olanların önüne hafif bir ödül yemlemiş. tamam bunu yaptık mı biz burada ha gene bu kuruya çıkmak üzere olanların demiyorum ama Doğumu yaptığı günle 150-180. güne kadar olan hayvanları, arkasındaki buzağası 6 aya kadar olan hayvanların sütünü arttırma şansımız var. Hı hı. Biz burada yeme hafif dokunacağız. Hı hı. Bir, kilo olarak dokunacağız. İçe iki kalite olarak dokunacağız. Böyle bu işi kurtarabiliriz. Bir, sana burada şimdi bu programın hediyesi olarak 20 proteinli ama protein kaynağı da özel olarak seçilmiş, hı hı. düzgün protein kaynaklarına ede edin edilmiş bir yem önereceğiz. Bunun içinde de diyeceğim ki abi bunun içinde ekstra %25 mısır var. Yani en az %25 250 kilosu bir tonun mısırdan geliyor. Hı. Ayrıca tavuk kaynağı girmene de gerek yok diyeceğim. Bunu hı. önereceğim. Sen buna devam edersen etmezsin ona bir şey diyemem. Hı. Etmeyeceğim, edemiyorum, yapamıyorum. Ben fiyata bakıyorum daha ucuz yem alacağım. Herkesin kendi tercihi olabilir. olabilir veya mevcut yemimde şöyle olacak, böyle olacak. O zaman diyeceğim ki, abi en az iki kilo bu hayvanlara bir tahıl takviyesi yap. Ta. Evet. Nedir bu? Ya arpa bu bölgede çok, ya da mısır. Hmm. Yani bir. Buğday olur mu? Olmaz. Çok güzel. Bak, ben söylemeden Salih abi aynı çalışmışız gibi sanki. <laughs> Buğday olur mu diye geldi. Buğdayın. Bir dakika dur. Cümleye bak. Bir daha söyle teyze. Bir şey ver teyzeye be. Buğdaydan da iki tane düğü öldürdük. Ha güzel. Bak cevabı ben demedim yengem söyledi. Niye ama yengem senden dinleyelim. Ne, niye öldü hayvanlar? Kaz yaptı, bilemedik. Ağır geldi, dokandı. Ağır geldi. İsalladı. Bir baytar çağırdık. baytar de da... bir şey abi olamadı. Yani kurtaramadık. Bir dakika şu yengeyi bir dinleyeyim ya. Çok acayip şeyler söylüyor yenge. Güzel. Çok güzel. He sonra yenge. <laughs> ne ya, oldu? Ya. Geçen sene işte bu bua katlar öldü. Bir, bir tane kışını öldürdük. Ya. Yani bu buğdayı gri aldık e, bulgur fabrikasından biraz fazla vermişiz abi bir... abi bir dakika dur ya şu yengeye <laughs> dur, dur rahat bu no, çok güzel şeyler söylüyor. Ha, değil <laughs> mi? ya bu da vardı. Dışarıda işte önce bir kalkmış zor bulanlardan o yemiş azla. İşte gaz yaptı. Biz de hasta mı diye ben ne dedim gene yani buna bu gaz yapkına benziyordum. Bu da cilası iyiydi. Baytar çağırdık. Baytar dedi işte, bu gaz yapkım değildi. Bana çok dalga geçti oldu. Buna maya açır şov limonata limon ya, yaptı. bana dalga yaptı. O da ikinci sefer geri çağırdık bunu Baytar. Baytar işte, bu gaz yapmış dedi. Gaz, ben dedim, gaz yaptı dedi, ben dalga geçerdim, ne yapmış dedim. Şeydi işte. Ben yani, halbuki ilk başta Bu, bu değil. Ben inanmamış. de inanmamış. bu kazıya buna benzerdim. Metin Muhammed dedim. Şişti evet. mi? Yani giymiyor. şey, dokanmış, ee, evet. biz giymiyor. aslında bir iki mide eritici de içirdik, faydası oldu, olmadı, kurtaramadık. Ağır olmuş, bu baytar, çok gibi bu da çok de, de, bu dedi, de da dedi, ben bu yapana benzer Yok dedi bu gaz yapım değil dedi. Kifsi dedi. Neler Sonra da şimdi işte ilman tadı açırdı. Ben buna su içirelim. Maya içiriz. Zeytinyağı açırız biz burada gaz yaptı mı? Aslında doğru düşünmüş. Çok biz yani öyle açırıyoruz. Şu yengemin söyledikleri bakın ben diyorum ya. Saha bilgi sahada var. Bilgi burada var. Sen ne kadar kitabı okursan oku. Ne, ben kadar, Amerika örneği verirsen ver. örneği verirsen ver. Bu işletmenin gerçeğini bu teyzem kadar iyi kimse, ablam kadar iyi kimse ortaya koyamaz. Tespit etmiş, bakın görüyor musunuz? Kendi tespit etmiş gazı. Kendi tedavisinde bir miktar söktürücüdür yağ. Hamur e, mayası. Hamur mayası, aynen hamur mayası e, işkembe florasını canlandırır. Ya söktürücüdür. Bunu ishal eder. Karbonatını da vermiş. Aslında güzel tedaviler uygulanmış ama buna rağmen gitmiş. Ama fazla verilmiş. Bu hayvan ağzı. asidoza girmiş. Neden? Şimdi bütün tahıl taze... Evet bak yanmış hayvanın işkembesi. Suyu hiç kesmeden içiyordu. Aslında, aslında, aynen. Ben bil dedim mi? İçtikçe şişmiş, içtikçe şişmiş. Bay dalga geçti. İnge de buna bir de eleman taşır dedi. Benim de, budum de, gazap kanı dedim. Bomber dedim. Buna dedim bir şey içilerim. Maya inandım, dedim. Zitiyen açılıyor. Şimdi inge de in buna de, bir de eleman taşır sen dedi. Bana dalga geçti. İkinci gelmeye geri çağırdı bu. Bana inek düzelmedi. Şey dedi. Bu gazap Ben de, hani ne oldu dedim. Ben dediğime geldim dedim. Gazap da İnek oldu. Peki kesti. söyle. Sen sayıyordun. Mısırla arpayı öne koydum. Mıs evet. e Mısır özellikle e sindirilebilme hızı açısından konuşuyoruz bunu. En güvenli tahıl kaynağı. Mısır veriyorsanız hiç korkmayın. Bu tarz gaz yapma, şişirme gibi bir şey olmaz. Çünkü evet, arpada da olmaz ama buğday çok hızlı çözülen bir karbonhidrat, çok hızlı çözülen bir nişasta kaynağı. Bu hızlı çözülme sırasında ortaya çıkan gaz bu hayvanın şişmesine sebebiyet veriyor. Ve çok hızlı işkembe filo florası diyoruz. O işkembedeki mikropların zarar görmesine sebebiyet veriyor. Belli bir miktarda yedirersen hayvan asidoz oluyor. Tedavi edersen geçittirebiliyorsun ama biraz da fazla dokundum bu işin ucuna maalesef hayvanı kurtaramayacağın durumlara sebep. Peki şimdi Kesinlikle. senin mutajen rasyonunda bu kabayı dokunmadık. Arttırılmış silaj, kilosu ve niceliği niteliği arttırılmış fabrika yemi. Ha, onu söyleyeyim. Kaba yem artı diyelim ki hadi senin verdiğin olsun. İntegronun yemini de, de. yemini verelim. Verelim. Bunu artı, kuruya çıkmak üzere olanlara, sütü böyle 16-17 litrelerde olanlara 7 kilo hiç bozmayalım. Ama taze buzağlı olanlara bunu 10 kilolara kadar çıkartalım ama bir kere de değil. Yani yavaş, burada yavaş. şu da çok önemli. Bugün 7 kilo yiyen hayvana yarın 10 kilo verin. Kimin yemini verirseniz verin arkayı bozar. Doğru. Arkayı cıvıtır. Bir de şimdi biz yem değiştireceksin acaba de katarız veririz sana. Alıştır alıştır. Alıştır alıştır. Siz sezon değişince ne bilmem. Deriz deriz ki yem değişikliği yapacak şu veya bu sebeplerden dolayı yem değişikliği. Abi 7 günden önce bir haftadan önce değiştim O ben eski firmadan bir daha yem almayacağım. O yemciye borcum var. Buraya şu var, buraya bak ben inek bunu anlamaz. Senin borcunu, harcını anlamaz. Ben hiç anlamam. Ben, ben diyorum 7 gün, gün kat. kat. Komşundan bul Birinden ödünç al, şunu yap, bunu yap ama muhakkak eski yemin olsun. Çok basit bir e Eski yem olmaz, olmaz. İlk gün diyorum, 7 kilo veriyor ya, ilk gün 6 kiloya düşür, yeni yeminden 1,5 bir bir kilo, kilo gir. 1-1,5 bir, bir, bir kilo gir. Mümkünse 2 gün böyle devam et, 3 kilo. 3 kilo birinden, 4 kilo birinden veya 3,5 kilo birinden, 4 kilo birinden. 2 gün daha böyle devam ettin mi, ne yap bunu 5 kiloya çıkart, 5 kilo birinden, 2 kilo birinden Artık geçişine kanaat ettin, hayvanın hiç bozulma yok, arkasının cıvılma yok, tamamen geç bu ama yedinci gün olsun. O zaman yedi gün önce karar vereceksin, o bitince kadar onu yapacaksın. Aynen öyle, yem değişikliği son anda olmalı. Adam son çuval yemini döker, silkeler, akşamına da yeni yemciye telefon açar. Benim akşama yemim yok. Abi ben sana akşama yem yetiştireyim, hiç problem değil. Uçurayım, kaçırayım, kamyonla getireyim, sırtında getireyim, getireyim. Hayvan ne oldu? işkembesi ne olacak sabahtan akşama yem değişikliğinde? O hayvanın işkembe florasının bozulması 1 saat, o yemi yedi anında işkembe florasını bozar, toparlaması 21 gün. Tekrar eski sütüne ulaşması, tekrar eski sağlığına ulaşması, tekrar eski süt yağına ulaşması 21 gün. Bu arada da şiddetli bir asidoz olursa 4-6 hafta sonra da bana tevon açar. Bu hayvanların ayakları kızarmaya başladı, hayırdır? Hayırdır sen yaptın. Bey ani geçiş yaptın. Hayvan senin fark edemeyeceğin şekilde sub klinik dediğimiz gizli veya klinik dediğimiz doğrudan asidoz geçirdi. Bu hayvanın 4 ila 6 hafta, 8 hafta sonra ayağına vurdu. Laminit dediğimiz ayağındaki kızarıklıklar, şişmeler, topallamalar bunlar başladı. Hayvanlarımızı doğru beslemenin anahtarı Integro'nun sunduğu muhteşem rasyon devam edecek. Hayvanlarımızı doğru beslemenin anahtarı Integro'nun sunduğu muhteşem rasyon devam ediyor. Peki bu yaptığın Integro'nun yemeği veya herhangi bir yere fark etmez. Yemi de ayarladık, kaba yemi de verdik. 16,5 kilo sütü vardı bu abinin. Yarın 20 litre. Bak hayvanların bir dakika, sa yarın bir sağılır gün sayısına bakmadan söylüyorum. Bu geçişli şu silajımızı arttırsınlar. Sağılır gün sayısına bakmadan söylüyorum bunu tekrar ediyorum. Hayvanların sağılır gün sayısına bakarak silajı hepsini arttırdık. Hayvanların sağılır gün sayısına bakarak abi şu 3 tanesini arttırmana gerekiyor 7 kiloyla devam et. Ama şuna 8 buna 9 şu taze buzağlı olana da 10 kiloyu ver dedim. Bu düzenlemeyi yaptık. Hayvan başı şu düzenlemeden dolayı bir buçuk iki litre arttı zaten. Bir de ödül yemlemesi yaptığımız hayvanlarda artış oldu. Biz burayı üç gün içinde dört gün içinde ciddi anlamda bir e, süte kavuştuk. Hayvan başta iki buçuk üç 2,5-3 litre evet. Hatta daha fazla verenler olabilir. Neden? Ha daha fazla veren olmaz öyle bir iddiamız olmasın ama kızgınlık görme, boğasaklık görme durumları daha düzene biner. Daha kısa sürede kızgınlık görmeye başlar. Peki Son sorum şu. Bütün bunlar var. Bir de yem katkı maddeleri var ya da başka katkılar, katkılar var. Onu nereye koyacaksın? Çeşit çeşit yem katkısı var. Yani insanın aklına maalesef yem katkı deyince hep şey geliyor. Ee, vitaminle mineral premiksi geliyor. Hı. A vitaminini koy, E vitaminini var. Yenildi Bakırı, çinkoyu, demiri koy. Al yem katkı. Yem katkı bu demek değil. Bir kere vaktimiz var mı? Çok 3 dakika. Vallahi aslında aslında geçti. 3 dakika anlatacağım. Bunlar, bunlar yem katkılardan sadece bir kaleme. Yem katkının içinde maya var. Az önce bahsettiğimiz vitamin, mineraller var. Verim arttırıcılar var. Dedim ya Avrupalı çalışıyor. Rumenin içindeki amonya bağlayıcı, verim arttırıcı. Toksin bağlayıcılar var. Bunların hepsi Yem katkısı antibiyotikler bile yem katkı sınıfına giriyor. Bunların hepsi yem katkı. Vitamin, mineral diye bizim piyasada gördüklerimiz bunlardan sadece bir kolu. Şimdi şu rasyona baktığımız zaman mesela bu işletmenin maya ihtiyacı var mı diye sorun. Şu besleme düzeninde yok. Neden? Maya işkembeyi çok zorladığımız dönemde çalışır. Yani burada Salih abi bana deseydi ki ya kardeş ben iyi süt alıyorum. Hayvanlarım 35-40 litrelerde. Ben bunlara 10 kilo yem döküyorum. Hatta üstüne bir de denk geliyor 2 kilo da mısır ezmesi döküyorum. İşte 2,5 kilo da arpa kırması döküyorum gibi bir rasyon önerseydi abi derdim ilk sorum şu olurdu. Bu, bu tarz yüksek veren hayvanların biraz süt yağları düşük mü? Evet ya sütçü geçen öyle dedi. Nereden bildin? Süt yağın düşük. Zaman zaman hayvanlar böyle tüyleri karıştı oluyor mu? Zaman zaman ayakta çok durmaya başlıyorlar mı? Evet zaman zaman böyle özellikle tüylerini karıştırıyorlar. Bazen de mastite dönüştürüyor bu iş. Abi derdim sen hayvanları yükleniyorsun. O yüzden bu işkembeyi düzenlemek lazım. Ne yapacağız? Canlı maya gireceğiz. Mayanın da çok çeşidi var. İnaktif maya denilen maya var. Hiçbir esprisi olmaz buna. Hiç verim arttırıcı yönü yoktur. Ama öyle bir ortamda işkembeyi rahatlatmak için canlı mayayı verelim. Salih abinin bir buçuk litre sütü artacak. Bir litre. Aynı rasyonu hiç değişmeden. Neden? Hayvanın o subklinik asidoz dediğimiz işi baskılandığı için. Baskıyı ortadan kaldıracağız. Subklinik asidozu ortadan kaldıracağız. Artacak. Peki Salih abinin burada neye ihtiyacı olabilir? Bir, düşük kuru maddeli silaj var. Kenarlardan, şunlardan, bunlardan gördüğümüz bazı küfler olabilir. Bu yoncanın açıp da hafif paflanma dediğimizde oluşan küfler olabilir. Salih abinin bence bu işletmede toksin bağlayacağı ihtiyacı olabilir. O toksin de Sabahtan akşama bir etkinlik göstermez. Yani hiçbir zaman yani e, toksinli bir şey verdik, hayvanı sabah ölü bulduk. Onun olması için göz göre göre böyle yeşermiş, portakal rengine dönmüş küfleri ağzından içeriye sokuyor olması lazım. Hmm. Toksinler, küfler azar azar birikir, karaciğerde birikim yapar, hayvanı 3 sene sonra belki öldürür belki 4 sene sonra öldürür. Belki hayvanın iyileşmeyen bir ayak rahatsızlığı vardır. Onun altında o toksin yatıyordur. Ama sabahtan akşama küf öldürmez. Ama bunun tedbirini biz işletmemizde herhangi bir küften rahatsız oluyorsak muhakkak başına almak lazım. İyi bu toksin bağlayıcıları kullanacağımız gramaj 15 gram. Yani 15 gram o kadar düşük bir miktar ki 13 tane samalımız var. Doğru evet. mu? 10, 150 gram verecek. Yani bir toksin bağlayıcı, bir çuval toksin bağlayıcı alsa belki 3 ay gidecek Salih abi. Böyle hmm. 100 gram falan değil. Bunlar toksin ba bağlay bağlayıcı, adı toksin bağlayıcı mı? Adı toksin bağlayıcı. Özellikle benim, ben buraya önereceğim. Önereceğim ürün otolize maya dediğimiz maya hücre duvarı bazlı. Şimdi bunların bir kil bazlıları vereceğim, var. Vereceğim. vereceğim. bir kil bazları var, bir maya duvarı bazları var. Yapılan araştırmalar maya duvarından gelen toksin bağlayıcıların daha iyi bağladığını, özellikle T2 aflatoksinleri çok daha iyi bağladığını e, Peki demin söylediğim sorunun cevabı gelmedi. Ee, yeme et, Hadi sen sor. Tamam. Ben şöyle <laughs> bir düşüncem de var. Bu Abi şu mikrofonu şey, da, şey, sen de <laughs> tamam. ben oldum ya. <laughs> arpa ezmesi. Arpa var biraz da arpa. Mısır, tane mısır alıp ezip buğday ezip biraz kesif yem yani 6 kilo, 3 kilo veya 7 kilo. Kesif yemden kısa kıs, kıs, kıs yem diyorsun. Ha, yani. Fabrika yani, yeminden. Fabrika imkanım yemine yeterse. Kısın. Şu anda abi bu bak. Şöyle, şu, şimdi bak şöyle bir şey var. Hangi firma olursa olsun biz yani. bile bunu en doğruya yakın yapalım istedik. Bunu %25 mısır katabildik. Bunu senin işletmeden işletmeye de değişir. Her işletmeye yüzde kırk verirsen de başka problemlere yol açar. Ama hmm. bunu ister istemez senin ben her zaman için dışarıdan takviye yapmanı öneririm. Ha, yani buğdayı katma. Bu Buğday, riskli. Hmm. Ha katacak. Bizim için katacaksan da. Onun hiç buna diyor, hiç katmayalım diyor. mısırı kat, başka bir şey kat. Yapan büyük çiftliklerle görüşüyorum ben. Onlar diyor ki biz yarısını kendimiz yapıyoruz bu pamuk küspesi. Buğday katma, buğday diyor. katma diyor. Tamam, diyor. O, o sütten, sütten Bilmiyorum. ağzım yandı, yoğurdu, üfleyerek evet. yiyorum diyor. Yengem akıllı Benim maşallah. bunu yap yemin de diyorum. Doğru, doğru. doğru. bak buğday katarsan da ne yaparsın biliyor musun? Mesela mısır, arpa, buğday aldın ya. Tamam. 100 kilo için konuşuyorum. 50 kilo mısır yaparsın 100 kilonun kilo 50 mi? kilosunu mısır yaparsın. 30-35 kilosunu arpa yaparsın. Ya. Anca 150 kilosu 100, e... 100 kilonun 50 kilosunu mısır dedik, 30-35 kilosunu arpa dedik. 85 oldu, 15 kilo kaldı 10, 10 ila 15 kilosunu buğday. buğday. Hmm. daha fazlasını çıkma. Hmm. Hele yarı yarıya, meri yarıya buğdayı hiç katma. Hmm. Tercihimiz hmm. arpa veya Arpayla mısırı karıştırma Bunları karıştır. Yaprak ha. olur mu? Çok güzel olur. Şimdi bak, ben söyleyeceklerim benden önce söylüyorsun, tebrik ederim. Şimdi bunları yaptık ama bunlar iyi enerji kaynağı oldu, nişasta oldu. İyi. Sen bunu yapıyorsan ya senin 21-22 Proteinini daha yüksek proteinli bir süt yeme vermen lazım ki. Çünkü neden? Mısırın proteini 9, arpanın proteini 11. Bunlar protein yönünden fakir, enerji yönünden zengin. Senin diğer koyduğun süt yemiyle bu protein açığını dengelemen lazım. Hmm, ya abi, onu yapacaksın. Lazım Aynen öyle. Yani proteini fakirleştirdin. Hmm. Ya da bunun içerisine belli bir miktarda %30 oranında da pamuk küspesi katacaksın. Hmm. Ha ne yapabilirsin? %35 mısır, %35 arpa, %30 da pamuk küspesi yap. 100 kiloyu böyle tamamla. 7 kilo mu yem dökün? 2 kilo da bu kendi yaptığından dök. Hmm, 7 Son derece iki, güzel olur. Kilo Son onda. derece de güzel olur. Hmm. Ha Bunun daha güzeli, bak şimdi bunları ezbere konuşuyoruz. Bunun daha güzeli ne olur? İşletme bazlı. Şimdi ben buradan herkese ayrı ayrı rasyon yapamam. Veya sana burada çok gramajları önersem... Bizi dinleyip de ihtiyacı olmayan adama yanlış örnek olmuş oluruz. O yüzden en güzeli biz burayı bitirince senin rasyonunu programa koyalım. Senin şu andaki rasyonun proteini kaç? Senin bu verdiklerini tahmin ediyorum senin rasyonun proteini düşük. Hatta ben sana şunu önereceğim. Belki sen arpa buğday karışımından bir kilo veriyorsan bir kilo tek başına pamuk küspesi ver diyeceğim. Niye senin ortamında proteinin daha düşük olduğu için. Ama dediğim gibi ben bunu şimdi burada her diyeceğimiz örnek teşkil eder. Proteine ihtiyacı olmayan adam da bir kilo pamuk küspesi katmaya kalkar. Doğru olmaz. O yüzden rasyon, şunu altına çizelim aslında bunu aklımıza gelmişken, işletmenin özeline yapılır. Ben de o Bak, yüzden, ha, aynı öyle. Nasıl ki? Nasıl yani o yüzden ben burada çok fazla İzlamat detay Kan grubuna giriş, göre beslenme olduğu gibi diyorsun. Aynen. Nasıl ki çok fazla kilolara girmek istemiyorum. Neden? Biz şimdi burada bir rasyon öneririz. Senin işletmene bu rasyon çok uygun olur ama yandaki komşunun işletmesine hiç uygun olmayabilir. Bu şeye benzer. Ben faranjit oldum. Bir tane antibiyotik içtim. Ee, i̇yi iyi geldi. Senin de öksürüyordun. Aynı antibiyotiği sana önerdim. İyi gelmedi gibi. Olmaz mı? Olmaz. İşletmeye özel yapılır. Ben bugün buradan onu da söyleyeyim. Hiç kimseye rasyon bilgisi vermekten çekinmiyorum. Gücümün yettiği kadar e, arayana, sorana işletmesini ziyaret edebildiğimi bu hizmeti veriyorum. Böyle hayvan beslemeciler de bu işi severek yapacaklardır. Ona da eminim. O yüzden biz burada rasyonun çatısını, ana mantığını anlatalım ama e, özellikle hiç kimse kendi komşusunun rasyonunu uygulamaya kalkmaz. Veya bizim aktardıklarımızı bizim da Bizim aktardıklarımızı ya işte Salih abinin işletmesinde %35 pamuk küspesi önermişti. Demek ki %35 pamuk küspesi İyidir. yetiyormuş gibi bir yaklaşım olmaz. Peki. Ben de soru sorabilir miyim abi? Bu. Buyurun. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> Şimdi tamam harika bir rasyon yaptın abi. Bunları hayvana biz ne zaman vermeliyiz? Çok güzel. İki bitmedi. Şu anda bir gözümün bir tarafı da hayvanlarda. Hayvanların düve olanları e, geviş getirmiyor. Görüyorum şu buradan görüyorum. E, i̇neklerde getiren var getirmeyen var. Ee, bununla acaba bir bağı var mı bu yemlemenin? Ee, var. Şimdi şöyle, biz geldiğimizde burası saat 10.30 11'di, doğru mu? Doğru. Ee, baktık, ne ineklerin önünde ne düvelerin önünde hiç yem yok. Tertemizdi. Hiç tertemiz, tertemiz yapmışlar, bırakmışlar. Hı. Şimdi büyük işletmeler, süte oynayan işletmeler, bunun 12-24 saat boyunca önünde Hı. sürekli yem olmasını istiyorlar. Hı. Bunu da sabah yemlem, sağımdan kaçta çıkıyoruz? Yedi buçukta yedi. Yedi buçuk. Yedi yedi buçukta çıkıyoruz. Yedi buçukta çıktığında bu hayvanın önünde yem hazır olmalı. Onun birkaç sebebi var. Bir, sağımdan çıkan hayvan yorgun olur. İkincisi, sağımda e, beslemeden bahsediyoruz. Buna hiç girmiyoruz. Memeyi koruyan bariyerler vardır. Bunlar sağımdan önce kapalıdır. Sağım esnasında açılır. Yarım saat 45 dakika boyunca da açık kalır. Yani, hayvan, hayvan yani. şey evet. Hayvan sağımdan çıktı. Önünde yem yok. Bir iki bakındı, getiren de yok. E yorgun da hayvan gider küp diye yatar. Yattığı yer bugün yaz ortamı, atlıklar kuru, kuru. güzel bir şey yok. Ama kışı, bunun yağının kışı var. Ya çamuru var, dışkısı var. Dışkıya bir bulandırdım mı, oradan mikrop içeriye bir girdi mi? Hele ki maalesef de yüksek süt verimi ineğe vurur. Hiç 15 litre veren hayvanı vurmaz. Hep değil. böyle en sütlü vurur değil, değil mi? Biz yaşıyoruz onu. İşte aynen öyle. Biz zaten yarım sözünü kestim, yatırmamaya çalışıyoruz. Tamam. 5 dakika. Zaten sağımdan çıktım hemen döküyoruz. 1 saat, 2 saat duruyorlar. Tamam. O hayvan da vurdu. O yüzden bir kere bu hayvanın yatmaması için İki, sağımdan çıktığı zaman ona ödül vermek gibi önünde yemine hazır bulunduracağız. Tabii. Bu yaptığımız yemi de mümkünse kuru madde tüketimi deriz, kuru madde ihtiyacı deriz. Öyle bir ayarlayacağız ki en az akşam tekrar 7'de sağıma girecekler ya. İyi. Akşam 5'e kadar önlerinde kalsın. Hı. Ha şu diyeceğim. Şu kadar bir çöp olsun akşam 5'e kadar ama gene önünde dursun. Önü silinmiş, süpürülmüş olmasın. 5'e geldiğimiz zaman şöyle bir avuç saman şu bu kalmış problem değil. Onu bir süpürür veririz. Yeni yeme öyle dökeriz. Yeni döküyor, ama e, ben en azından en az 2 saat, en fazla 2 saat boş kalsın. Onun zaman onun dışında hayvanın önünde sürekli ot olsun, saman olsun, bir yem olsun olsun istiyorum. Zaten bu hayvanı bu yediğini, çok verilerini çok kısa sürede tüketiyor olması bana bir işaret diyor ki daha ver, daha iyiyim, ben sütümü arttıracağım diyor sana. Evet. Diyor yani bunun ya, sana hı. sinyalini veriyor ama bu geçişleri bu ayarlamaları bir hayvanın ihtiyacına göre yapmak lazım yani hayvan önünde bırakacak diye de hemen ertesi gün gidip iki katına çıkartmak doğru bir şey, yaklaşım yavaş, değil yavaş yavaş, yavaş yavaş arttırılacak hayvanın ihtiyacı doğrultusunda. Bu durumda tabii yem yolunun da üstünün kapalı olması gerekecek hem e, gölgeler hem. Bir kere şimdi yem yolunun üstünün açık olması bir ıslanması anlamında kışın kar ve yağmurda ıslanması anlamında yazın da çok çabuk kuruması anlamında e, olumsuz. Olumsuz. Peki. E, sulamada e, Şamandıra kullanıyoruz. şey şeyde var. Büyük başlarda aman büyük baş diyorum. şamandıra var. Küçüklerde de küçük tas, var. Tas var. Ama bir, bir tane, tane, var. İki. Bir, herkes bir, herkes bir, tane. bir tane. Her bölümün bir, i̇şte tane. Kaç hayvan evet bir tane? Burada altı mı? Altı. Altı. altı beş bu. de öbür tarafı. Yok burada sekiz orada altı. Ha. Sekiz Sekize altı, bir, altı. altıya bir. Altıya Hı. bir. Ya ben bu şeye taslar var bu taslara. Yani bistüre şey, otomatik. gelemedim ya. Şimdi Mehmet Bey bunu sürekli diyor ki bu o, bu hayvan sanki kana kana içemiyormuş İçemiyor gibi ya. geliyor. İhtiyacını karşılıyor. Ha 6-8 hayvanın bir tane olması düveler için erkek hayvanlar için çok sıkıntılı değil. Neden? Bu hayvanlar şimdi süt veren hayvan özellikle 30 litre süt veriyorsa inan bu yaz sıcağında 100-120 litre su içiyor bu hayvanlar. Evet. Ama düvelerin bu kadar değil. Su tüketimi tamamen bir süt verimiyle ikincisi de kuru madde tüketimiyle alakalıdır. Bu düvenin içeceği 40-50 litreyi geçmez. O yüzden o bölgedeki 6 tane hayvana bir tane suluk yeter. Ha, 2 tane olsa daha mı yanlış olur? İmkan varsa 2'ye çıkarılabilir ama yani 6 tane hayvanım var. Bir tane suluk yeter mi sorusunun cevabı yeter. Stint Peki. Yok. İyi, merak ettim bak ben cevabımı aldım. Çünkü ben bir şey sorunca sanki böyle eleştiriyor ya da yanlış gibi algılamasın. Soruyorum ve cevap alıyorum. Tabii, tabii. Aslında program bitti. Tamam bitti ama böyle hep örneklerimiz iyi olduğunu gördüm. Ee, bir de bu kadar yemimiz böyle acaba nasıl önüne atıyoruz hayvanlara? Böyle mi atıyoruz? Yoksa biz bunları karma ya da yem karıyor muyuz ya da yem karmak konusunda? soralım. Biz bunu yem karmaya karıştı atarak karıştırıyoruz. Tam silajından falan şöyle Karışık helva gibi. Hatta geçen Ereğli Fuarı'nda ben oturuyorum orada malzemelere bakıyorum. Bir arkadaş gelmiş, bir yakın köylerden birisi. Diyor ki, ya yem karma almam farz oldu bana. Geçen gittim komşunukuna baktım. Ya yemi karmış adam dökerken ekmeğin arasına sıkınıp yesim geldi. O kadar hoşuma gitti diyor. Yani ben de diyorum ki yem karma da kullanıyoruz. Yem karma olmazsa olmaz. Niye? Ben sütte, ineğin tüyünde ışılama gördüm. Yem karmayı bir yıl oldu alalı. Artı e, ben 280-300'lere en iyi baktığımda zor ulaşıyordum besi hayvanlar. Şu anda da 3 tane şey de işte besim var. bu sene yem ile ilk beslediğimde 380 deyince ben şaşırdım ya. Yani bu yem karmaya Karkas mı? Kark yani, canlı mı? Yani. Karkas et. Karkas et. 280-300'müş, 380, yani. 380'i görmüş. 380'i görünce ben şaşırdım. Sadece her yıl aynı yeşillikte oranında yediriyorum hemen hemen. Bu yıl bir değişikliğim. ...yem karma makinesi oldu. Ha, et de randımanı... ...aynı ineklerde de gören de beğeniyor. Yani randıman var kesinlikle. Yem karma olmazsa olmaz diyor. Peki dikey mi yatay? Yatay. Yatay. Evet. Bu konu hakkında bir şey diyecek misin Sehade? Bu konu... ...çok tartışmalı bir konu da... ...tartışmalı ee, bir konu. Uluslararası savaş. savaş var bu konuda da. <laughs> Benim naçizane... ...bakın bu makineden makineye değişir. Yani şimdi ben burada... ...sonuca e, bakarım diyorsun yani. yani. Ben sonuca bakarım. Yatay derim... ...çok kaliteli işini dikeyde yapmış adam gücenir. Gene yatay derim. Çok kalitesiz yatay yapmış adamın malını alan, ya seni yatay dedin, seni dinledik, sonuca bak der. O yüzden maalesef burada mühendislik önemli. Mühendisliği doğru olsun. Adam bunun üreticisi bana bunun mühendisliğini doğru yaptığını söylesin. İşletmenin kabayem kaynakları da hangisine uygunsa ona göre. Bu ne demek? Şimdi çok nemli ve çok iri olanları Dikeyler benim gördüğüm Türkiye'de yapılanlar çok iyi parçalayamıyor. Çok iyi parçalayamıyor. Daha nemli olursa ve daha iri partiküllü, sapsaman boyları daha iri olursa ben onlara daha fazla yatayları tavsiye ediyorum. Çünkü dikeyde bıçak bir tane ortadan dönüyor. 18 -18 -18. Ee, denk gelirsek yani denk gelirse kesiyor evet maalesef. Yani onda çok inceltme, çok inceltme şansı bulamıyoruz. Ha. Her di, 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 dikey yapan çok mu güzel yapıyor. Adam dikey şey yatay yapan yatayı öyle kötü yapıyor ki o nemli mal bütün helozonun içine dolanıyor, dolanıyor kalıyor. Bu sefer ya seni dinledik, e, yatayı aldık. Her gün yonca dolanıyor. Her gün yonca dolanıyor. Biz içine gir giriyoruz, bıçakla kesiyoruz der. E, o zaman şöyle bir detay daha ortaya çıktı. Biz bir programı belki sadece karmaya Harika ayırmamız oldu. gerekebilir. Çünkü daha önceki programlarımızda veya bundan sonra ben Türkiye'nin önemli bir yem kalma makinesi yetkilisiyle konuşmuştum. O daha da enteresan bir şey söyledi. Besirler için ayrı bir düzenek yani mesela dikey. Yataylar da süt için. Yani besa hayvanları için farklı bir düzenek. Böyle bir sisteme doğru da gidiyor diye konuştuk ama az konuştuk ama bu benim alanım değil. Ama bunun belli ki eğer aben eğer aben dediği doğruysa, yani yem karmadan sonra hayvanlar ışıl ışıl olduysa, tüylere atlıysa, yakışıklı veya güzel olduysa, Et miktarı ve et evet. memellemesi, et kalitesi evet. art, et art, arttıysa bunun özel olarak incelemesinde fayda var. Çünkü sadece yem üzerine basa basa yem vermekte bu işte gördüğün gibi yetmiyor. Evet. Yem karmayı homojen yapmazsanız sıkıntı. Bir daha bir şey anlatayım mı? Bu, bu sene bu balleyi yaptık haziran ayının içinde. Yem karmayı traktörü takamadık. Balleyi çekiyoruz. İki gün dedim olmazsa eski düzen dökelim. Balleyi döktük, balleyi üstüne saçtık. silajı döktük, yoncasını Silaj saçtık. İnek az silaj yedi, yonca yedi. Beyazış oraya burnuyla kalktı ama yem karmada karışınca gözünü yumup çok. yiyor. Öyle mi? Hiç, Hiç şansı, şansı yok. yok. Hiç Süt şansı yok. yok. Eee... İşte orada da fark ediyor. Tarıhlamayı döktüğünde. Evet. Yengemin, yengemin tespitleri 10 numara. Hayvanlarımızı doğru beslemenin anahtarı Integro'nun sunduğu muhteşem rasyon devam edecek. Hayvanlarımızı doğru beslemenin anahtarı, Integro'nun sunduğu muhteşem rasyon devam ediyor. Muhteşem rasyon bugün Konya Ereğli'de Salih Tokdemir'in işletmesinde. Salih Tokdemir'in işletmesini gezdik işletmemizde sohbetlerimizi gerçekleştirdik. Rasyonlarını muhteşem hale getirmek, ufak dokunuşlarla işi güzelleştirmek adına şu anda Integro yetkili bayisi Berkay Tarım'dayız. Berkay Tarım yetkilileriyle beraberiz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ben e, Ereğli'de yaklaşık 30 yılı dolduran bir e, bayiyim sektörde iki yıl, iki buçuk yıldır da Integro ile tanıştık. Integro'nun diğer premix ürünlerini kullandık. Biz de da çok memnun kaldık. şimdi yeni ürün olarak da yem sektörüne de girdi Integro. Yem sektörüne girmeden ne tanıştırdı sizi Integro ile? Integro'nun biz premix e, şeyleriyle tanıştık. Tiremix satışlarında e, gayet kalite güzel. Ondan memnun kaldık. Şimdi yem çıkınca buna da gönül rahatlığıyla, integroya güvendiğimiz için yem sektörüne de geliyoruz. E, yemden de gayet iyi sonuçlar geliyor. E, daha da iyi olacağına inanıyoruz. E, ufak tefek e, dediğiniz gibi dokunuşlarda yaptığınız zaman e, bölgedeki üreticilerimiz çok daha iyi bir yemle tanışmış olacak. Bundan da çok memnunuz. İnşallah üreticilerimiz de bunun karşılığını görecekler. İnşallah. 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 Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sizleri de tanıyalım. İsmim Savaş Erden. Berkay Gıda Tarım Hayvancılığı'nın e, sorumlu müdürüyüm. E, bölgemizde e, süt hayvancılığı oldukça ilerlemiş durumda. E, tabii ki bu ilerlemeye bağlı olarak da gelişen teknoloji ve bilim adına, hayvanlar adına e, yapılan çalışmalar Türkiye'de de etkisini büyük ölçüde ilerletti gösterdi. Biz de bu buna gözardı edemezdik ve Integro ile tanıştık. Integro'nun Pak Holding bünyesinde bir firma olması bizim kafamızdaki bütün soru işaretlerini giderdi. Yıllardır burada dürüst bir şekilde insanlara hizmet ettiğimiz için Integro'nun da kalitesiyle hiç yalan söylemeye gerek kalmadan hayvanlara doğru teşhisi koyup doğru ürünleri vermenin mutluluğunu bize yaşattı Integro. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. İşletmemiz eksiklerini tespit ettik dediğim gibi onlara 20 proteinli vefalı süt 20 yemimizden yanına kullandıkları kaba yemleri göz önüne alarak tabii ki biz bu öneriyi yaptık. Ayrıca e, buzağları içine bir tane buzağı büyütme yeminden gene Yem katkı olarak da onların hem toksin bağlayıcı özelliği olan, hem içerisinde canlı mayası olan, hem de Türkiye'de ilk defa biliyorsunuz yerli sermayenin ürettiği kaplanmış minerali içine koyan evet. Inte Total ürününden de hediye etmek istiyoruz. Bunları da bize temin edebilirseniz çok memnun olacağız. Tabii ki hay hay memnuniyetle tedarik ederiz bunları. işletmemize elimizden geleni yaparız. E yem ve e, yem katkının dışında e, sektörde biz e, çiftlik ekipmanlarıyla da samanelerle de e, e, çiftliklerimize yardımcı oluyoruz. E, her türlü e, ihtiyaçlarını bizim e, Berkay Tarım'dan karşılayabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Çok teşekkür sağ olun. ederiz. Hayırlı işler, bereketli günler diliyorum. Sağ olun. İyi günler hoşça kalın. Önce. aynen nasıl? tam gözlemci. Peki. Bitirin ben ya. Tam rastöncü ha. Tam rastöncü. Tam rastöncü. Peki. Seni sen gözün se arabası, <laughs> yemedin, Bizi izlemeyi ve aramayı sürdürmenizi öneriyorum ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Hayvanlarımızı doğru beslemenin anahtarı Integro muhteşem rasyonu sundu.